Hikmet'ten şiddetli bir tartışma yaşadığı Yusuf'a açık çek. Canını yakacak kadar cesaret olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Yusuf'la Atakan arasında neler oluyor? Takımlar ayrıldığından beri, siyah beyaz takım olduğundan beri. Ben yalnızım abi. Yusuf'un söyledikleri Atakan'ı nasıl çileden çıkardı? Bitti, Survivor'ım bitti! Survivor'ım bitti! Tartışmanın hararetinden etkilenen Atakan bir anda kendini yerde buldu. Yusuf'tan Survivor'ın kalanı ile ilgili flash karar. Ben artık yalnız bir adam. Ve savaşımı artık yalnız devam edeceğim. Yusuf ve Hikmet'e verilen ceza ne oldu? Kamera kayıtlarına bakıldı. Çok ciddi bir şekilde incelendi ve görüntüler sonucu. Bora'nın aldığı sayıdan sonra Atakan'a bakması ikili arasında tansiyonu bir kere daha yükseltti. Hepsi ve daha fazlasıyla birazdan. Evet efendim, Survivor Panorama'dan herkese günaydınlar. Yine karşınızdayız sevgili Sema, İhsan ve Damla ile ve tabii ki bizim Survivor Panorama halkıyla beraber. Evet, herkesin keyfi yerinde tabii ki. Bugün haftanın son günü değil, her perşembe bu gelecek aklıma artık. Geçen hafta öyle yaptım şey ya. Değil, ben sabahtan beri bugün cuma diye uyandım. İşte bak, olabiliyor demek ki. Bak, o kadar cumaya konsantreyim ki. Arabada fark ettim cuma. Tamam, bugün cuma İhsan. Cumartesi'de çalışıyorsun, öyle düşün. Öyle düşünmek lazım. Aynen aynen. Nasıl ben zaten cumartesileri çalışıyorum. Hani sadece panorama değil, biz bir sürü tabii, işimiz. Tabii aynen. Yemekteyiz, iyi gidiyor. İyi iyi, maşallah. Şey yapıyoruz, çok fazla casting yapıyoruz. Tekrardan yeni şey başladı. Başka bir yarışma da var, onun için de casting yapıyoruz. Doluyuz yani, maşallah çalışıyoruz. Maşallah. Adamın işi yemekteyiz de biz de evde ek gıda verelim mi çocuğa, onunla uğraşıyoruz ya. Dün ilk defa Lila'ya kabak yedirdik. Yani biz yedirdiğimizi zannediyoruz da artık burnu, gözü, kulağı her yeri kabaktı böyle. Ama sağ olsunlar Gizem'e Instagram'dan çok ek gıda ile ilgili şey yazdılar. Anneler fikirlerini yazdı. 3000-4000 tane yorum geldi ki birçoğu böyle destansı çok güzel yorumlar. Tabii insan anne baba olunca başkasına bu deneyimini aktarmak istiyor. İnşallah sen de yaşarsın. Çok acayip bir şey. Benim annelik deneyimlerimi kullanması. İnşallah insan... sen bir daha yaşarsın. İnşallah. Amin. Acayip bir şey ya. Annelik, ben bir şey söyleyeyim mi? Allah annelerimizi kendini başımızdan eksik etmesin. Acayip bir şey. Amin. Vallahi yani insan anne baba olunca o bizim üzerimizdeki emeğini, kaygısını, gelecekle ilgili düşüncelerini, onu böyle sakınmasını anlıyor. Acayip bir duygu. Anlatamam size. Sana anlatamam. Sana anlatabilirim tabii de Sema. Ben bunu çok yüksek, yani bunun için doktora falan tedavi gördüm ben. Antrenörüm istemiş yani buna çok takıntılısın diye. Yani çocuğa bakamadı olmasın diye her gün ilikler kaynatıyorum. Her gün bıldırcı yumurtası. Sen çocuğa fazla bakmışsın. Sonra çocuk böyle oldu. Maşallah. Evet. Diyorum ki atalarımız kefir içermiş, mayala Sema. Dayıyorum çocuğa kefiri. Gördük, kefir kefir 110 kilo oldu çocuk. Ne alacak böyle? Biraz... Sağlıklı olsun. Evet, sağlıklı olsun da. Sana dönelim, saçlar bugün olmuş Damla Hanım. Evet, bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Ay ne güzel. Bizim gündemimiz çocuk, Damla'nın gündemi saçlar. Ama ne yapabilirim yani? Tabii doğru yani, şey aynen. Bekar olunca insan saçlar, küpeler bunlarla uğraşıyor yani tabii ki. Ama dediğin gibi inşallah doğru zamanda doğru çok insanla... Çok söyledin var ya yani bir şey oldu ya. Herhalde ne bileyim. Ya İhsan'la bir planlarımız var senin üzerinde ama. Bakalım. Hayırlı kısmet. Her şey kısmet. Aynen aynen. Efendim yavaş yavaş başlayalım. Şimdi biliyorsunuz bu haftaya damga vuran olay özellikle Hikmet'le Yusuf'un tartışmasıydı. Beyaz takımda tabii bu farklı yankılara sebep oldu. Neler konuşmuşlar izleyelim, ardından yorumlamaya başlıyoruz. Bugünkü ödül oyununda önde başladık. İki sayılık bir farkımız vardı ama devam ettiremedik. Hem oyundaki biraz gerginlikler bizi demoralize etti. İki takımı da aynı şekilde tabii ki. Hem de atışlarda son saniyelik kayıplarımız oldu. Today, game, sorry. No. No sorry. No sorry. Why? Yusuf, bad boy. Yes, bad boy. I'm relax, relax. No. I'm big sportman. National sportman. I'm stop. Reflex. Yusuf atamadı Hikmet.
çekiyor oldu. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Gerçek Yusuf ortaya bugün çıkardın. Hep kibar olan Yusuf, Hikmet abiden abilik görmek isteyen Yusuf. Sen küçüklüğünü göster de ben sana abiliğimi göstereyim diyordum. Bu mu senin küçüklüğün? Bu mu senin fair play'in? Bu mu sporculuğa yakışan hareketler? Bu mu Yusuf? Geldik geleli ben seni %80'i yeniyorum. Beni tebrik etmedin daha bir kere bile ama ağzını açtığın zaman fair play diyorsun. Vay şu diyorsun, vay bu diyorsun. Belki senin yüzünden bugün takımım benim aç kaldı. Herkesten özür diliyorum arkadaşlar. Yaptığı hareket kabul edilemez. Bu hareket hangi erkeğe yapılsaydı aynı Hikmet gibi karşılık verirdi. Benim de herhalde başıma öyle bir şey gelse ben de aynı cevabı vereceğim. Çünkü burnuma da vurdu. Anlık oldu. Çemberi sokarken burnuma vurdu, kanamaya başladı. İster istemez adam refleks yapıyor. Kimse kimsenin moralini de bozmuyor. Ben onlara hiçbir şey söylemiyorum. Boynumu alıyorum, sevinmemi yapıyorum. O beni yendiği zaman takım halinde yapıyor. Bir şey diyor muyum? Ya yeter artık be. Şuraya kadar geldi. 3 aydır buradayım. Herkes benim üstüme geliyor. Laf söylüyorlar, kenara kaçıyorlar. Laf söylüyorlar, kenara kaçıyorlar. Yıkıldın mı kafanı öne eğeceksin. Geçeceksin, bencine oturacaksın abi. Hazmedeceksin. Kusura bakma Yusuf kardeşim. Canımı yakacak kadar cesaret olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Madem gücün yok, hiçbir zaman başkasına bir hareket yapmayacaksın. İhsan, burada şimdi Hikmet olayları değerlendiriyor. Afrodite de ona hak veriyor ama şöyle bir noktaya geliyorlar. Yani sadece burada suç Yusuf'ta mı? Ya biz çünkü çok arada kaldık hepimiz. Yani evet, Yusuf ilk başlatan ama daha sert darbeyi yapan da Hikmet. Evet. Zaten dengeli ceza alıyorlar. O da ayrı bir şey. Ya şöyle, şimdi Hikmet hiç suçsuz değil, onu kabul ediyoruz ama ben yani Hikmet'in refleksinde hata görmüyorum. Refleksi herkes verir. Ya bunu çünkü mesela ben şimdi gidiyorum, 7'den 77 herkesle Survivor konuşuyorum. Gidiyorum çok büyük, işte patronum Mehmet Nazif Günal'la da konuşuyorum, o da görmüş olayı. Dönüyorum, bizim apartmandaki görevli abiyle de konuşuyorum. Onun çocuğuyla da konuşuyorum, ne bileyim sokakta beni gören işte benzinle çalışan abi. Herkes mesela... Bu konuyu konuştuğum herkes Hikmet'e hak veriyor. Şu konuda hak veriyor. Boğazına sarılmasına değil. O şeyi ben de onun kafasına geçirirdim, hakkı veriyor. Yani Yusuf'un yaptığı öyle bir yanlış ki. Bunu çok basit. Yani şimdi bana yazanlar da var. Abi ama o da falan filan. O bana abi diye yazanların hepsi şöyle düşünsün. Senin babanın birisi kafasına bir şey geçirse. Baban biriyle bir şey anlatıyorken. Baban birine belki de kızmışken falan. Babana biri kafasına bir şey geçirse. Baban da onun kafasına onu atmaz mı? Hep olayı böyle görmeleri lazım. Yani dolayısıyla... Dolayısıyla Hikmet'in hatası refleksi değil. Hikmet'in hatası aşırı şekilde gidip boğazını sıkmaya sarılmasından kaynakla. Yoksa Hikmet onu alır atması vesairesi, orada zaten Allah korudu diyoruz ya. Onu herkes yapabilir yani. Orada çünkü göz dönüyor. Yusuf bir kere onu yapmayacak. Yusuf'a yakışmayan hareket o. Çünkü normalde yani biz böyle bir hareketi mesela Hikmet kaybettiği zaman sinirlendi Yusuf'a attı desek neler olur mesela. Çünkü sosyal medyada bakıyoruz daha çok. Yani Yusuf taraftarları var. Yusuf daha çok seviliyor. Hissettiğim, gördüğüm benim etrafta. Ama bu olayda da Hikmet'e daha çok hak veren ben görüyorum. Çünkü Yusuf bunu yapmayacak. Ben de senin olayını şöyle geliştireyim. Biz Survivor'ı sadece dün akşam izlemiş olsak, bugüne kadar ki 50-60 bölüm olmamış olsa ve bu olayı izlesek, ben derim ki Hikmet burada daha haklı, çok daha haklı derim. Şimdi ben 70 günlük Yusuf'la Hikmet arasında geçenlere bakıyorum. Hani Yusuf dün evet fiziki bir tahrik yaptı ama bugüne kadar sürekli olarak işte onun taklidini yapan, sevinç taklidini, her kazandığı oyundan sonra Yusuf'a bir şekilde laf vuran, hem Yusuf'a hem Atakan'a,
bir şekilde onun kazanamadığını böyle iğneleyici olarak vurgulayan bir hikmet var. Aslında Yusuf'un yaptığı bir tahrik ama o tahriye gelene kadar o büyük tahriye oluşturan küçük küçük bir sürü tahrik var. Resmin geneline baktığın zaman da o zaman ben sana diyorum ki Hikmet de çok hatalı. Bravo! Hayır, şimdi dengeli düşünmek lazım. Yani böyle baktığın zaman 70 günlük, 90 günlük Survivor'a kaç ay olduysa o zaman gerçekten dengeli bir durum var. Ama sırf dünü izlersen ben sana derim ki Yusuf %70 hatalı, Hikmet %30 hatalı. Çünkü herkes o refleksi verirdi. Ama seni o kadar günlerce tahrik eden birine de sen de onu bir şekilde yapabilir misin diye aklından geçmiyor değil. Bu da benim düşüncem. Evet, yani dediklerine katılıyorum. Yani şimdi Hikmet de yani ne derler? Aktan çıkmış mı? Sütten çıkmış. Evet. Sabah uyanınca bu deyimler aklıma gelmiyor. Çünkü 8'de bir uyandım, bir yere gittim, geri geldim. Oo, bu akşam konuştuk falan. 8'de mi uyandın? Evet, ondan sonra bir daha kalktım. Bir daha 9.30'da bir daha yattım. 10.30. 10.50'de kalktım. Buraya koştur koştur geldim. Ayıptır söylemesi. Neydi? Sütten çıkmış ak kaşık değil. Evet, kabul ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bak, Survivor aynı zamanda psikolojik bir oyun. Yani karşı tarafla yattığın, bugün zaten biraz da onun üstüne gideceğiz biz. Psikolojik durumundan konuşacağız. Çünkü gelişen olaylar oraya getirdi bizi. Hı hı. Hikmet, Bora bu sınırları biliyorlar ve bu sınırları bazen geçiyorlar. Yani sınırlarda geziyorlar, sınırları geçip geri geliyorlar. Ama bazen sınırın çok altında hareketler yapıyorlar. Devamlı taciz atışı var. Ben mesela gerçekten Yusuf'la Atakan bu sınırlarda hiç gezmeyen yarışmacılar. Yani karşı tarafa fazla tacizde bulunmuyorlar. Yani sınıra bile yaklaşmıyorlar. Yani Yusuf kendince bir sevinç yapıyor. Atakan da arada bir aa diye bağırıyor. Ne karşıya bir laf atıyor ne bir şey. Tamam, sınırda gezmiyorlar. Şimdi seyirci de bunu görüyor. Diğerleri de karşı tarafında bulunan rakip arkadaşları da Bora ile Hikmet'i başrolde alıyorum. Onlar da bu sınırlarda fazla geziyorlar. Yani o böyle tahrik olayına hafif giriyorlar. Hikmet işte bir laf sokuyor devamlı. İşte Bora geliyor bağırıyor. Mesela bugün bir daha yaşayacağız. Oralarda gezdiği için dediğin doğru, biraz daha dolduruyor. Ama bak burada işte onlar bir tuzak hazırlıyor aslında rakibine. Belki ben de olsam, bak belki sen de olsan, bu suçlu demiyorum bunlar için. Biz de bunu yapabiliriz. Karşı tarafa bir tuzak hazırlayabiliriz. Çünkü gelsin ki o bana kafama bir şey geçirsin. O zaman diskalifiye olsun. Oyunu oynayamasın. Psikolojik olarak ben onu yenmiş olayım. Evet, bu da oyunda var. Yani legal bir şey aslında. Ama Yusuf orada işte bunun oyunların tuzağına gelmemesi lazım. Bugün Atakan geliyor mesela aynı tuzağa. O tuzağa gelmemeleri lazım. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela Survivor gerçekten psikolojik bir savaş ve psikolojisi güçlü olan buradan çıkabiliyor ancak. Yani şunu demek istiyorum. Mesela sen karşı tarafı kışkırtabilirsin, tahrik edebilirsin. Oyun kazandığında sevincinle, bağırmanla, ses tonunla karşı tarafı tahrik edebilirsin. Bu doğru ama acaba şeyi mi eleştirmemiz gerekiyor bizim, değerlendirmemiz gerekiyor daha doğrusu? Yarışmacıya, rakip yarışmacıya bakarak sevinç yapmanın doğru olup olmadığını. Çünkü şöyle bir durum da olmuştu. Rakip takımın bench'in önüne gidip oraya dönerek sevinç yapmak çok da legal değildi bizim zamanımızda. Hani o tarafa geçip onlara dönük bir hareket yapmak bu sene Hikmet doğru de yaptı, değildi. Uyarı aldı zaten. Evet. O yani değildi. Şimdi aslında iki kişi arasında da oynanan bir oyunda rakip takıma bakıp ya da karşındaki oyuncuna bakıp sevinç yapmak doğru mu değil mi? Şimdi şöyle için ya. Normalde evet. Aynen. Şimdi bak normalde şimdi. Bir ses tonunu yükseltebilirsin, bağırabilirsin, sevincini çok fazla abartı şekilde de yaşayabilirsin. Sırf karşı tarafı rencide etmek için olabilir, oyunu kaybettiği için onda bir baskı kurmak için bunu yapabilirsin ama hani dönüp göz göze bakarak bunu yapmak aslında iki katı tahriye giriyor ve aslında bu mu doğru yanlış mı? Ya şöyle bak. Onlar bazı şeyler hani ülkede de yazılı kurallardır. Bazı şeylerde galiba teammül derler. Böyle şeydir. Yazılı kural değildir ama yapılmaması gerekendir. Survivor'da aslında sinir harbiyle hepimiz bu sınırlarda gezdik. Bunu en çok yapanlardan biri de belki benim. Açık söyleyeyim şimdi. Ama dediğim gibi o heyecanla yapabiliyorsun ama bunun bir tadı var. Şimdi İhsan demin dedi ki işte şunu düşünsünler. Babanızın boynuna halka, evet. Ama babanızın da suratına kalkıp da 10 kere bir oyun kazandıktan sonra hiçbir başarı tesadüf değildir, onun taklidi falan yaptığı zaman o zaman da senin baban tahrik olur aslında. Yani bu olay oraya da getiriyor. Yani bu aslında Yusuf'un yaptığı da bugüne kadarki bir şeyin patlamasıydı. O yüzden ben Yusuf'a %100 haksız ya da Hikmet'e %100 haklı diyemem. Dersem ayıp olur. %50'li bir oranda böyle ikisini dengelerim. İkisinin de yaptığı ayıptır. Bak bunu da söyleyeyim. Hiçbir fan Yusuf haklıydı ya da Hikmet haklıydı diyemez. Eğer bunu derse
Zaten onun kendi hayatında etik yanlışlar vardı. Burada... Evet, burada haklı değil. Burada haksızlıkları konuşacağız zaten. Aynen öyle. Burada suçları konuşacağız artık. Burada hayır, o öyle falan değil. Burada Hikmet'in hatalarını, Yusuf'un hatasını ve hatalarını. Ondan sonra Bora'nın, Atakan'ın hatalarını konuşacağız. Burada o da haklı falan gibi bir şey söz konusu değil zaten. Sema, bir şey soracağım. Mesela daha yapıcı gördüğümüz Yunan takımında Kriekos Okay'la beraber Hikmet'e hak veriyor. Öbür tarafta Afrodit'i Hikmet'le otururken Hikmet'e hak veriyor. Şimdi bu kadar böyle kavgalardan beslenmeyen ya da yapıcı olan, bize göre biraz daha modern diyeyim daha doğrusu, kavgacı olmayan insanlar bu noktada mesela Hikmet'e hak veriyorlar. Takım arkadaşı olduğu için mi? Çünkü psikolojik olarak böyle yaparsın yani, bir grupçuluk, takımcılık yaparsın. Ondan mı? Yoksa gerçekten orada Hikmet'e haklı mı görüyorlar? Yani takım arkadaşı olduğu için de olabilir tabii ki ama onların bakış açısı da kısmi bir bakış açısı. Yani direkt şu kısmına bakıyorlar. Senin de kafana biri halka geçirirse sen de bunu yaparsın. Şimdi benim takım arkadaşım İhsan karşı tarafa aldım işte sayıyı falan filan yaptığı zaman beni, hani benim algım onda değil ya, beni rahatsız etmez. Onu rahatsız eder. Şimdi Hikmet birçok sevinmesinde karşı tarafı rahatsız etse bile takım arkadaşlarının gözüne batmıyor bu. O yüzden onlara çok normal geliyor bunlar. Çünkü başlatan Yusuf diyorlar. Ben de olsam ben de halkayı fırlatırdım diyorlar. Ama onlara batmamış ki Hikmet'in sevinci onları rahatsız etmiş mi, onları taciz etmiş mi, onlara bir his uyandırmış mı, orasını düşünmüyorlar. Evet, evet. Tek taraflı bir düşünce aslında bu. Aynen. O yüzden zaten iki taraf var yani, siyah taraf ve beyaz taraf. Evet, siyah taraf var, beyaz taraf var. Şimdi de efendim siyah takım bu olayları nasıl değerlendirmiş? Çünkü burada Yusuf'un da kendini hatalı gördüğü noktalar da var, izliyoruz. Kaç gündür durmadan bir gergin ortam var. Yani mümkün olduğunca tartışmaların içine girmek istemiyorum. Yarışa odaklanmak istedim. Çıktım yarışa. Hikmet'le yarışacağız. 2-1. Halka atışlarında Hikmet benden oyunu aldı. Tamam. Okey. Burada yanlış bir hareketim var. Sakin bir şekilde düşündüğüm zaman. Ama Tarık var ondan önce. Hikmet oyunu kazandı. Döndü bana. Tarık edici bir hareket yaptı. Bu tartışmaya açık bir konu. Kimine göre tahrik edici değildir. Ama bana göre tahrik ediciydi ki o hareketi yaptım. Ve asla zarar vermek için, vurmak için bu hareketi yapmadım. Halkayı aldım, Hikmet'in kafasını aşağı bıraktım. Yusuf atamadı Hikmet! Durum 3-2 oldu. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Onu da ne? Onu da ne? Arkadaşlar. Ben evet dövüşçüyüm. Bazı şeyleri bastırabilirim içimde. Ama bu benim için bile fazla. Ben de erkeğim sonuçta. Bazı şeylere yani katlanamam artık yani. Tutamadım kendimi. Yani çünkü içimde bir öfke patladı. Dayanamadım çünkü. Yani ben vurmadım ona. O bana bir şey fırlattı. Üstüne geldi, boğazımı sıktı. Yani asla kabullenebileceğim bir durum değil. Zaten ikisinin de tansiyonu birbirlerine karşı çok fazla. Hikmet abinin de ona karşı tepkisi bence çok fazla oldu. Burada hatalı evet başlatan Yusuf ama aldığı tepki de çok fazla. İkisi oyundan oldular. Ben bunun kaynağını ne olarak görüyorum Sude, biliyor musun? Bir özlem var. Ailenin uyduğum bir özlem. Burası çok zor. Oralarını tartışmıyorum zaten. Ve ondan önce açlık var. Açlıktan önce bir de psikolojik oyunlarda psikolojik var, bir baskı var. Yani çok zor burası, onun farkındayım. Ve ama yani bunun sebebi bu değil. Sebebi bu değil ama hepimizin birazcık daha bir kontrol zaman, olması gerekiyor. Doğru. Kendini kontrol etmen gerekiyor. O zaman hepimiz kavga ederiz burada. Gerçekten çok açız. Ama ben bunu her zaman söyledim. Aç kalmak umurumda değil. Zoruma giden çok şey var. Yani katlanmak zorunda olduğum çok şey var. Normal şartlarda yani aynı ortamda hava bile almak istemem, nefes bile almak istemem ama mecburum. Yani bu olay yüzünden bir ton tartışma çıktı. Bir ton uğraş verdik insanlara. Oyun dışı kaldım. Yani mücadele veremedim takım için. Ve psikolojim kötü yani. Üzüldüm bu duruma. Biraz yalnız kalmak istiyorum ve bu durumu yine kendi başıma atlatacağım. Yalnız bir şekilde oturup düşüneceğim.
Yusuf'la Atakan arasında neler oluyor? Takımlar ayrıldığından beri, siyah beyaz takım olduğundan beri. Ben yalnızım abi. Yusuf'un söyledikleri Atakan'ı nasıl çileden çıkardı? Bitti, Survivor'ım bitti! Survivor'ım bitti! Tartışmanın hararetinden etkilenen Atakan bir anda kendini yerde buldu. Birazdan. Evet. Yusuf hareketinin yanlış olduğunu, bir tahriye kapıldığını ve üzgün olduğunu söylüyor. Ama ben de şunu sormak istiyorum. Yusuf adına sana. Yani Survivor zaten psikolojik bir savaş değil mi? Yani Survivor'da sadece parkurda değil, dışarıda bu tip psikolojilerle, bu tip kriz anlarını çözmeyle de bir şekilde muhatap değil misin? Bir şekilde bunları da yenmen gerekmiyor mu? Ya mutlaka şimdi bir psikolojik savaş ama bunun sanki derecesi biraz fazla artmış gibi. Yani 90 gün boyunca sen bunların hepsine bir anda katlanmak zorunda olursan bir yerde patlayabilirsin gibi geliyor. Hani 3-5 kere olsa bu ya da atıyorum 10 kere olsa bir şekilde tolere edebilmen lazım. Neticede tamam açlıkla savaşıyorsun, özlemle savaşıyorsun ama oradaki insanlarla da içerideki o yarışmayla, ambiyansla da yarışıyorsun bir yandan. O yüzden güçlü olmak zorundasın ne olursa olsun. Hani bu 10 kere olan bir şey olsa dediğim gibi bir şekilde üstesinden gelmen lazım. Eğer ki ilk başlarda ilk bir ay içerisinde yapılmış bir hata olsaydı o zaman psikolojisi çok zayıf diyebilirdik belki Yusuf için. Ama bu zamana kadar yapılan bir baskı sonucu en son 90. gün patlıyorsan ki bunun üstünde bir de yenilgiler var. Bir meydan okumanın üstüne sen sürekli yenilgi almaya başladıysan o da kendi gururuna dokunduğu için böyle bir harekette bulunuyor. Ama benim tahminim burada Yusuf öz eleştirisini yaparken bir de şu da var. Bu boyuta geleceğini tahmin etmiyordu ve bu olayın da yani çemberi atıyorum ayağını atmış olsaydı tahmin edemedi o kısmını. Hani başından attım ama şöyle de olabilir. Atakan'dan daha önceki senelerden alınmış bir örnek ya da bilinçaltına atılmış bir örnek vardır. Bunu yapmak istemiştir ama derecesinin buraya kadar gelebileceğini tahmin etmedi o da. Ama işte herkes kendi açısından düşünmeli. Yani mesela Yusuf'a o yapıldığı an Yusuf ne yapardı? Bence aynısını yapardı. Aynısını yapmazsa zaten. Yani evet. Aynısını yapardı. Yanlıştır aslında. Hani şu şey anlamında mesela yanlış. Sert şu kısım olmadı. Bence senin söylediğin şu kısım çok önemli. Aldığı yenilgilerle bu kadar aslında geriydi. Şimdi ben adadaki insanların özlemini, hassasiyetini, çektiklerini anlatırsam o zaman Hikmet'e denen yalakayı, adam değilsin, bilmem nesin. O zaman Hikmet de patlasın, assın kessin birilerini. Şartlar hepsi için aynı bir kere. Ama onu söyleyen Sabriye. Şimdi Sabriye'nin dediğini genel olarak bak, birçok insan hakaret etti. Okay'a bir sürü insan hakaret etti. Yani bir sürü yarışmacı. Ne ettiler mesela? Bir sürü adam değilsinden yani yaptığı işe ama kadar hep böyle mesela. Kelime yanlış bile olsa ama tadında bak, yerlerde ve düşük volümlerde söylendi. Bu başka bir şey. Düşük volümünün adam değilsinle İşte hiçbir şey tesadüf değildir. Çok ayrı bir şey. Okay da dedi adam mısın diye. Evet onu da eleştirdik zaten bak. Hepsinin başına geleni haklısıyla haksız da eleştirdik zaten. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu madem bir psikolojik savaş. Sen orada tekme atıyorsan, yumruk atıyorsan. Onun da bunu yapmasına hiçbir şey yapmayacaksın, demeyeceksin. Yani benim söylemek istediğim şu. Gerçekten çok zor. Açlıkta özendi falan filan. Köküne kadar hepimiz yaşadık. Ama öyle baktığım zaman bütün yarışmacılara bakmak istiyorum o zaman. O zaman hepsi birbirini assın kessin. Burada Yusuf'un tavrı çok önemli. Yusuf gerçekten sakinliğini koruyup oyun almak için ne yapabilirim? Bunu düşünmeliydi. Ben gerçekten Yusuf'un kendi de söylediği gibi oyun kaybetmesinin evet. ona bunu yaptırdığını düşünüyorum. Çok böyle sürekli yani sürekli Yusuf'a hakaret edilmiyor orada. Ben öyle bir perde olduğunu düşünüyorum mesela. Bazı yarışmacılara her şey söylenebiliyor. Ama bazı yarışmacıların dokunulmazlığı varmış gibi hissediyorum. Hani bunu ben kabul edemem. Evet. Öyle durumlar var ama başka yarışmacılar neler duydu orada? Evet. Bir türbüne dönmek istiyorum. Nazır abi senin yorumlarını alalım. Sonra Metin abiye de söz vereceğim bir. Ne düşünüyorsun bu olayları iyice böyle hani sen de soğuduktan sonra hani biraz daha sakince değerlendirince Hikmet ve Yusuf cephesinden baktığında ve daha doğrusu insani taraftan bakınca. Ya şimdi tabii bu gerçekten ikisini yaptığı da üzücü bir şey. Biz demiyoruz ki Yusuf haklı burada. Gerçekten başlangıcı Yusuf yapıyor. Fakat aynı Damla Hanım'ın dediği gibi bu dereceye geleceğini Yusuf düşünmedi. Tamam halkaya attı bitti. Halkadan sonra da çıkartıyorsun fırlatıyorsun.
Etti mi beraber? Sana yapsalar ne yapardın? Hikmet yerinde sen olsan. Bana yapsaydı mesela Yusuf benden gider arkadan alır onu kafasına geçirirdim. Tamam, o zaman demek ki bunu hesap edebilirmiş Yusuf. Hayır öyle değil ama sert bir şekilde değil Hakan Bey. Zaten çocuk getirdi bıraktı. O da alırsın, bıraktı. O da arkasını dönmüş gidiyor. Sen de alır oradan atarsın. Bu şekil olur. O kadar güzel söyledin ki bıraktı diye yani Allah aşkına. Ya o kadar da işi şimdi yapma, resmi şey meşrulaştırmayalım. Yani. Hakan Bey görüyorsunuz Hikmet oyunu yani 70 gündür yapmadığı şeyler kalmadı. Adam oyunu almışsın dönüyorsun. Suratına karşı yapıyorsun bu hareketi. Yusuf bir gün onun suratına yaptım Hakan Bey. Oyunu alıyor çocuk arkasını dönüp kameraya gidiyor. Be kardeşim sen de oyunu aldığın zaman al kameraya git hareketini yap. Nedir senin Yusuf'un derdin kardeşim? Yusuf Türkiye şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu diyelim. Yani sen ne şampiyon oldun ben anlamadım bilmiyorum. Hikmet Efendi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yani. Metin abi sen neler söyleyeceksin? Seni de bir Hikmet cephesinden değerlendirmeni alalım. Hakan Bey, her şeyden önce merhaba. Ben o kadar çok üzülüyorum ki, o kadar objektif olamıyorlar ki, ya biraz böyle insanlar doğru şeyi göremiyorlar. Ben yaşlarından dolayı mı ben bunu anlayamadım, bir anlam veremedim. Şimdi bu kadar Hikmet'i eleştiriyorlar. Hikmet işte kafasına, Yusuf kafasına nadikçe tepsiyi, çay tepsisini bıraktı. İşte Hikmet de çıkarttı, onun kafasına takması lazımdı. Geçin bu işleri Nazır Bey, geçin. İnsanlar ekranda görüyor. İnsanlar bence sizin anlattıklarınız var ya, artık siz çamurun içine girdiniz, bataklıktan çıkamıyorsunuz. Yusuf'un yaptığı Hikmet'e bu kadar kelimeler, konuşmalar ben ağzıma almıyorum zaten. Hikmet hangi bir tanesini yaptı Yusuf'a karşı? Sen var, şey gözlük var gözünde. Bak sen Bey. Konuşurken ben seni dinliyorum. Önce dinlemesini öğreneceksin. Tamam mı? Nazır Bey. Sen konuştuğun zaman ben konuşmuyorum. Karşılıklı konuşmadan Metin abi biraz daha şey yaparak sakin. Susarsa ben dile getireceğim şeyleri dile getireyim. Bana cevap vermeye hakkı var. İstediği şekilde verir. Ve baktığımız zaman Yusuf zaten baştan hata yaptı. O iletişim oyunundan bilmem ne. Biz bunları hiçbir şekilde şey yapmadık. Posta güvercinleri yine bir şekilde birleşmeden sonra, otelden sonra bir şeyler oluşmaya başladı. Bu kadar hırçın bir insan 15 günde ne oldu da kuzu oldu ya? Çok merak ediyorum. Pek de kuzu olmamış ama sen. Vallahi işte yine bir şeyler, bir şeyler gelmiş ona, bir vahiyler gelmiş bir yerden Hakan Bey. Ne olduysa bilmiyorum. Ben bunu da geçiyorum. Hikmet hiçbir zaman saygısızlık... Hakan Bey bu konuşmalara ben kesinlikle katılmıyorum. Çok yanlış konuşuyorsun. Bu posta güvercinler bunlar nedir yani? Bunlar ayıp şeyler kardeşim. Oranın bir adaleti vardır. Her şey adaletinde bitmiştir. İkide bir ağızlarını alıyorlar. Ben diyor mu kardeşim? İlk önce Hikmet posta güvercini almıştır diyor mu? Demiyorum. Orada oranın bir yönetimi vardır kardeşim. Bitmiştir, olay kesilmiştir, herkes cezasını almıştır. Ama inanıyorum ki gerçekten burada... Sadece bu dörtlü yapmamıştır. Hepsi birden yapmıştır. İnanıyorum yani. O zaman ben bunu desem ne yapacağım? Evet. Ayıptır yani. Bunu bir kapatalım. Metin abi kısaca tamamlarsan bugün ben şunu söyleyeyim. Eğer bunu bir Hikmet yapsaydı İstanbul'da değil Türkiye'nin her tarafında afiş yapıp dolaştırırdınız siz. Ama Hikmet'in fanları tutanları bu şekilde hiçbir şekilde bir şey yapmaz. Efendice çıkıyor oyununu alıyor ve yaptığı hareket İşte gördüğümüz gibi Cenk Tosun'la bir bir hareketi vardı gol attıktan sonra. Geliyor Ronaldo hareket yapıyor. Tabii ki adam yapacak ya oyun alıyor. Senin adamın kaç tane oyun aldı? Kaç tane oyun aldı Nazır Bey? 15 oyunda 3 tane almış. Eğer Hikmet gibi her oyunu alsaydı orada bir Allah'ın kulunun sesi çıkmazdı. Bundan sonra oyun boyu yok size. Bundan sonra... Tak tamam. Alacağız oyunu. Oyun boyu yok. Tamam. Arkadaşım avucunuzu yalarsınız. Metin abi değil. Teşekkür ederim. Sayacağım bundan sonra. Hikmet Yusuf rekabetini aranızda sayacağım. Tamam. Metin abiye Hikmet'inkileri sana da Yusuf'unkileri ekleyeceğim. Şu an itibariyle bakalım kim önce 5'e varacak. Evet devam edelim efendim. Şimdi Bora ile Emre arasında da bir tartışma oldu. Biliyorsunuz siyah takımda Bora bu olayı yorumluyor. Neler demiş izliyoruz. Emre ile bir sıkıntı yaşadım ben. Yani... Oyunu kaybettim. Zaten gergindik. Ve oyunu kaybettiğim için onun bana geldiğini bile görmeden oyun alanından uzaklaşarak kendi kendime haykırdım. Kendi kendime küfür ettim ve kendi kendime sinirlendim. Emre attı. 4-3 yaptı durumu siyah takım. Emre.
Emre, Emre. Bir şey söyleyeceğim. Oyunun başında sen centilmence dedim. Sakin ol dedim, küfür ediyorsun, bana bağırıyorsun. Sana ya. Sana. Bora, Bora. Oğlum işine bak ya. Herkes işine bak. Ben kaybediyorum, sinirleniyorum. Sana hiçbir şey söyledim mi? Ben de bana şey yapıyorum. Sana mı söyledim? Sana mı söyledim? Var oğlum bana. İnsanlık yaptım ben buna. Ne insanlı? Boş konuşma. Aynısını yapma. And then he just came, you're swearing to me. Before I was saying that I wasn't swearing to him, people said, Emre, he didn't say anything to you and stuff. And then he went crazy, he was screaming and stuff. Yaptığım davranış doğru olmayabilir. Ama hakikaten 35 yaşındayım ve onların abisi olmama gerek yok. Bana abi de demelerine gerek yok ama birazcık saygı hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü ben onlara bu şekilde terbiyesiz davranışlarda bulunmadım. Today it was like really the end of the cup, let's say, like it came until here. I was nearly crying because, like, I'm 35 and I never speak to you that way. You're only like 20 years old and the way you speak to me, it's not nice, man. Emre buraya geldiği günden beri Bora'ya yalnızca Bora diyor. Türkler kendilerinden büyük biriyle konuşurken yanına abi kelimesini ekliyorlar. You know, we call you abi. We call the bigger guys, the Bagel brothers, the older guys, we call abi. Until the day he came here, he had things about me, he said, on his mind. And he was only calling me Bora, 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 okay. Okay. If he doesn't call me Bora abi, it doesn't mean that he's disrespectful to me. I don't care. Okay. But, till 2.5 months, you're only calling me Bora, and you saw that you did something wrong on the game today. So you wanted to show and respect. Now, yeah, and now you go on the ceremony and you say, we had a problem with Bora abi, but come on, I had to interrupt. Just the thing that I don't like about these guys, they lie. Gerginlik yarattığım için öncelikle herkesten özür diliyorum. Evet, Bora abiyle bir gerginlik oldu aramızda. Oyunun başında... Kusura bakma ama. 3 aydır bana Bora diyorsun, şimdi Bora abi deme. Bununla ilgili açıklama yapacaktım zaten. Bununla oynamayın. Oynamayın. Bir bitirmeme müsaade oynama. Et lütfen. Rica ediyorum. Bir bitirmeme müsaade et lütfen. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Rica ediyorum. Oynamayın. Delikanlı olun biraz. Aramızda 15 yaş varken ve sen 2,5 aydır bana hiç abi dememişken yaptığın yanlışı düzeltmek adına seremonide ya Bora abiyle diye söze başlarsan ben orada kusura bakma ama senin sözünü keserim. Çünkü sen 2,5 aydır bana abi demiyorsun. Şimdi hatanı telafi etmek için orada Bora abi diyorsun. Hiçbir şey söyleme bari. Belki şu an çok doğru düzgün düşünemiyorum, fevriyim ama hakikaten gemileri yaktım. Onların anlayacağı dilden konuşacağım bundan sonra. Evet. Bu da enteresan bir kavga gerçekten. Bu abi dememe olayı gerçekten bu Survivor'da böyle iyice laçka durumuna düştü. Ben yani artık anlamıyorum kime abi denir, kime abi denmez. Dedim mi dönülür mü, dönülmez mi? Bu olaya bakınca İhsan, senin gözünden dün de Damla ile bu konuda bir itirafa düştünüz zaten ama bir değerlendirirsen sevinirim. Sonra Damla'nın ters taraftan bakıp neler diyeceğini merak ediyorum. Ya şimdi taraflar burada... Belki uyuyup kalkınca kendi kendine gelmiş falan. Yok, aynı fikirdeyim ben. Taraflar burada sakinleşince olayı düşünüyorlar ve olayda haklı olduğu yanı çıkartıp bulup onu röportajda lanse ediyorlar. Çünkü Bora'nın anlattığı şeyi de dinliyorsun, hak veriyorsun. Çünkü gelmiş çocuk gerçekten iki aydır abi demiyor. Bir anda abi diyor, oynama diyor Bora'da. Bak doğru bir şey yakalamış. Mesela burada Bora'yı dinlerken okey. Ama konumuz o mu? Değil. Konumuz Bora'nın ağızdan çıkan bir söz. Üstüne Emre'ye bu üst perdeden hiçbir şey söylememesi. Çekip gitmesi ve ondan sonra da veletler diye konuşması. Hı hı. Ama onlardan da bahsetsin Bora biraz. Şimdi mesela dün Damla ile itilafa düştüğümüz konu. Şimdi bana Twitter'dan 3-5 tane fan yazmış. Bir de benim eski şeyimi şey bulmuşlar. İyi oldu onların sayesinde eski videomu. Ben dediğimin arkasındayım. Ağızdan söz çıkabilir diyorum zaten. Hani orada sinirle Damla diyor hepimizin ağzından çıktı. Okey buraya varım. Ağızdan bir şey çıkabilir. Bu yabancı bir küfür. Ben ne dediğini bilmiyorum. Bu yabancı bir küfür de olabilir. Kahretsin anlamına gelen yabancı ülkelerde yaşamış. Belki Bora bunu demiştir. Bak onu da bilmiyorum. Ama ağızdan bir şey çıktıktan sonra yapmadığı şeyi eleştiriyorum. Ne o? Dönüp ağızdan bir şey duyuyorsun. Ben seninle yarışıyorum. Benim ağızdan bir şey çıktı. Sen beni yenmişsin. Sen İhsan bana mı dedin?
Ben çekip gidiyorum. Bana mı dedin diyorsun? Ben çekip gidiyorum. Ya sadece şunu yapacak Bora. Çok yaşa. İyi yaşa. İyi yaşa. Hep sadece şunu pardon. Yapacak. Ya yok kardeşim sana demedim. Bitti. Bak konu bitti. Konu yok. Konuşmayacağız. Masaya almayacağız konuyu zaten, tamam mı? Dönüp bunu yapacak adam yerine koymuyor. Ağızdan kötü söz çıkmış. Ondan sonra da bunu soran kişiye gelip sana demedim demiyor. Adam yerine koymuyor. Ondan sonra olayı büyütüyor. Geliyor bir de seramında diyor ki 20 yaşında veletler. Yani çocuk muamelesi yapıyor karşı tarafa. E geldi şimdi eleştirme Bora'yı. E ne diyeceğim ben burada? Çok doğru Bora. Ağızdan kötü söz de çıksa karşı tarafı olmadığını söyleme de ne olacak? Onlar kim kimi demem lazım benim şimdi. Nasıl şey yapmam lazım, yorumlamam lazım bu konuyu? Evet. Ya aslında şöyle bu olaya şey gibi bakmak lazım. Yani olayın ilk perdesine bakarsan Bora sakin kalmayı ve sessiz kalmayı becerse sonrasında ve seremonide biz Bora'ya artı diyeceğiz. Ama Bora seremoniyle beraber öyle bir laf ediyor ki o yaptığı nasıl diyeyim sakinlik ve oturaklı hareketler kulesi bir anda en alttan vuruyorsun yıkılıyor gibi oluyor. Ve Emre de öyle bir hareket yapıyor ki gerçekten ya çocuk hani yanlış anladığını kabul etmiş, iyi bir adım atıyor evet. Diyorsun. Şimdi iki ay abi dememiş olabilir ama güzel bir şey yapmak adı altında o gün abi demiş olabilir. Hani abi ben seni kırdım. Ya bu çok iyi bir şey aslında. Ne amaçla yaparsa yapsın o Bora'yı ilgilendirmez. Evet, evet. Ama yine de orada bence Bora'da işte bana 3 aydır abi demiyorsun. Doğru, şimdi mi aklına geldi demek aklın şey hakkı. Ne amaçla olursa olsun. Diyelim ki tribüne oynuyor. Diyelim ki gönlünden geçti. Ne amaçla olursa olsun o çok güzel bir adım. Belki o an dedik ya ben böyle böyle yaptım. Abi diyerek biraz daha olayı yumuşatayım. Bu da bir seçenek. Evet. Hani Bora'nın bunun üstüne bu tepkiyi vermesi zaten Bora'yı aslında performansla konuşturmayan bize. Evet. Maalesef. Damla sana da söz vereceğim ama şu velet denen VTR'yi bir izleyelim. Ondan sonra olayı her bir yandan inceleyeceğiz. Bugün Sabriye ile Yusuf'un da bir tartışması oldu. Aslında aralarında bir tartışma yoktu. Bora Dalaka'ya bir şey söyledi. Onlar İngilizce konuştukları için herhalde Yusuf anlamadı. Kadına bağırılmaz diye bir şey yaparak geldi. Orada Bora kadına bağırmıyordu zaten. Abi bu kadar bağırma. Why you crying? Ya sen karışma abi. You won. Why you crying? You won. Bir şey söyleyeceğim. Kazandı çünkü konuşmasına gerek yok. Ya müdahale ederler. Bırakın abi ya. Bırakın abi Yusuf yani. Kadına bağırma. Geldi şey karışırken ben onu susturmak için tamam hani o da girince araya daha çok uzayacağını bildiğim için hani dedim tamam geç diğer tarafına diye. İki yüzlü lafını ben ilk kez burada duyuyorum. Yusuf'tan duyuyorum. Yusuf beni eskiden beri tanıyor. Bu lafı da inanıyorum içinden gelerek söylemedi. Çünkü o beni çok iyi tanıyor. Ve bana yalancı dedi. Onlar sen çıksın. Sen de ne iki yüzlüsün gözünü seveyim. Sen iki yüzlü. Vallahi yani yeter artık. Bana iki yüzlü mü dedin? Seninle konuşmuyorum bile. Senin önceki şeyini de biliyorum tamam mı? Neyim ben? Fokuşundaki yeğenim. Şuna bakın burada farklı orada farklısın. Bayana ses yükseltme. Bayana şöyle davran bilmem ne. Ben şeye gidiyorsun katamarana. Tekneye kıza salak mı? Ne demişti sana Sude? Yusuf'cum ben seni önceden de tanıdığım için buradaki davranışlarınla eski hayatını biliyorum tamam mı? Tamam ben sana salak mı demedi? Sesini yükseltti. Hayır diyor kız. Bir şey hayır diyor kendisi hayır diyor. Sesini yükseltti tamam. Salak mı demedi ama. Aç boğazım bir şey demişim. Pardon ben yanılmışım. Bir şey söylemişim sana. Tamam mı? Şimdi kıvırma. Sen var ya sen Yusuf. Çok iyi. Yalan söylüyorsun. Buradan çıkınca Yusuf. Bir şeye başla. O... Yalan söylüyorsun tamam yalan. Yalan tamam ben yanlış anladığımı söylüyorum. Tamam uzatma. Niye uzatmayayım yalan söylüyorsun. Sen yalancı konumuna düştün anladın mı? Hepimizin gördüğü bir şey. O gün teknede Yunanlılar da vardı tam anlamıyorlar. Sen, ben, Okay hepimiz Sude'ye nasıl bağırdığını, nasıl çirkeflediğini gördük. Normalde yapmıyor burada. Yusuf hep sürekli bayanlara karşı iyi davranalım, iyi olalım, saygılı olalım. Sürekli bunu söylüyor. Bence birazcık icraate geçmeli. İki gündür moralimizi bozuyorlar, iki gündür oyun veriyoruz. Ya aç kaldığında değilim yani. Moral bozukluğunun da bir seviyesi olur. İki gündür hakikaten ayarlarımızla oynuyorlar. Ve ben pek çok şeyi hazmedemiyorum. Hatta bugün onlara velet diye seslendim. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Bundan sonra oyunu onların kurallarına göre oynayacağım. Oradaki 20 yaşındaki veletlerin kurallarına göre oynayacağım ben de. Bu davranışları sergileyen insanlar yetişkin insanlar değil, mert insanlar değil. Çocukta hareketler yapıyorlar. Evet, öteki konuyu konuşacağız aslında. Konular çok iç içe ama şu hani Bora'nın seremonide sonrasında velet demesi ve bütün olayı değerlendirirsen senin gözünden tekrar bir alabilir miyiz Damla Hanım?
Bence şöyle, şimdi olayı değerlendirdiğim zaman ben dediğim gibi yine dün söylediğimin aynısını söylüyorum. Orada Bora'nın oyuna karşı kızması, oyunu kaybettiğinden kaynaklı olarak kendine kızması ya da parkurun sonuna kızması, orada kötü söz söyleyebilir. Bunu hepimiz de yaşadık ama onun sonunda şimdi odaklandığım bir nokta var zaten senin. Oyunu kaybettiğinde de kendi bench'ine giderken arkadaşların elini uzatır. Mesela o eli de görmezsin sen. Yürüyüp geçip gidersin. Bu arkadaşına gösterdiğin bir saygısızlık mı? Hayır. Sadece kendine odaklandığın için o anda etrafında ne olup bitiyor bunu görmüyorsun. Emre sana o sırada saygılı ol demesi. Yani ben duymazlıktan gelirdim muhtemelen. Ben de aynı tepkiyi verdim. Çünkü kendime yediremediğim bir durum var. Oradaki sadece Bora için konuşmuyorum bunu. Yusuf da aynı şekilde kaybettiği zaman yenilgiyi kabul edemiyor. Hikmet de, Atakan da, Bora da. Yani bir tek Emre ve Okay için şey diyebilirim, hani daha ılıman yaklaşıyorlar, kaybettiklerinde etrafındaki insanları görebiliyorlar ama diğerleri bence tamamen gözüne bir perde iniyor gibi hareket ediyorlar ve bu yüzden de ben Bora'yı orada suçlu bulamıyorum. Ama seremoniye gelecek olursak da seremonide de konuşması Bora'yı haklıyken haksız durumuna düşürüyor otomatikman. Çünkü yaptığımız konuşmalarda evet Emre 3 aydır, sen orada 2 aydır, neyse bunun süresi, sen abi dememişsin. Ve bunun sonunda kalkıp abiyle başlıyorsan tamam, güzel bir adım ama hani birazcık sanki oynuyormuşsun gibi izlenimde uyandırıyor ve Bora'nın tepkisi olabilir buna karşı. Fakat hani bunları söylerken de sinirine yenik düşüp hani delikanlı olun, oynamayın, işte veletsin dersen o zaman yine haksız pozisyonuna düşüyorsun otomatikman. Sorun var şimdi benim Damla'ya. Evet. Şimdi Bora haklıyken haksız duruma düşüyor diyorsun ya. Evet. Bora'nın haklı olduğu bir durumda demek ki biri haksız, kim? Hani Bora haklı diyorsun ya, hı hı. Bir konuda haklı. Bora küfür etti, çekip gitti, haklı. Haksız kim burada? Ya burada haksızı bulamam. Yani Emre'nin bulamaz. Haksız olduğu bir durum yok aslında burada. Bora haklı şimdi değil orada. Bora'nın haberi yok. Bora bak, haklıyken haksız duruma düşmüyor. Senin mantığına göre en azından hiçbir şey yokken. Hatası kendine hiçbir şey yokken diyelim. Haksız duruma evet. Düşüyor. Bana göre haklı değil. Zaten haklı değil. Bana göre haksız hatta. Bak ağızdan küfür çıkmasına okeyiz. Çünkü sinirle, oyuna sinirlenmiş, şey parkura sinirlenmiş, elindeki şey sinirlenmiş. Ama tabii ki tasvip etmiyoruz değil mi yani? Hani ağızdan çıkan sözü de ne dediyse bilmiyoruz ama dememesi lazım. Ama olabilir, insanlık hali hepimizin başına gelir, her insanın başına gelir diyerek. Ama ondan sonra bunu soran, sorgulayan bir rakibi var. Diyor ki, ya Bora sen bana mı küfür ettin diyor yani. Hani bir şey dedin ama diyor. Bana, o ona cevap vermiyor ya. Ben orasına takılıyorum zaten. Başka bir şey değil yani. Tek şunu diyecek ya, zor bir şey değil ya. Dönecek sana değil kardeşim diyecek. Bitti ya, konu bitti. Bak onu demiyor. O yüzden ben zaten eleştiriyorum. Başka bir konu yok burada zaten. Evet. Yani bir de şu mesela bana enteresan geliyor. Evet, şimdi şu an böyle bir şey geldi aklıma da bilmiyorum tabii. Sorgulamak istedim. Biz de çok sinirlendik. Oyuna baktık ama Bora gibi adada böyle uçan kuştan haberi olan, karşı bench'te söylenen bir lafı tık diye böyle alıp çekebilen biri, orada Emre'nin geldiğini ve olayların o şekilde gelişebileceğini görme ya da öngörme şey yok mu sizce? Hani Emre'nin oraya doğru geldiğini falan bir şey yapamaz mı? Hani ya da Emre'deki o niyeti ki, o anki evet. Anlayamaz mı? Şöyle, ben böyle düşünüyorum. Şimdi sen hiç oyunda yoksun, oynamamışsın ve yan bench'i dinleyebilirsin. Sen sakinsin, oyunda bir alakan yok, hiçbir şey yapmıyorsun. O sırada algıların başka yönde zaten senin. Ama şimdi oyun oynarken tamamen kendinde olduğu için o algı. Oyun oynarken Bora, Hikmet'in top atışında şey Paniotis ona yardım etmişti demişti. Atış yaparken görmüştü onu mesela. Hangisine? Bak onu görebiliyor. Hangisine basıyorsun? Bir kere bir şeyle atış yapıyorlardı ikili. Hikmet düzeltme yapmıştı. Bora oyun sırasında onu görüp şey yapmıştı mesela. Bu kadar karşı tarafa hassas bir şekilde gözlemleyen bir Bora. Burada mesela Emre'nin ona doğru yürüdüğünü, belki de iyi niyetle yürüdüğünü, ki o laftan sonra öyle düşünebilir, görebilirdi de mesela. Ya bilmiyorum, anlatabildim mi demek istediğimi. Çok ince bir detay ama ben de şunu demek istiyorum. Biz oyun kaybettiğimizde biz de aynı durumları yaşadık. Ben oyun kaybettiğimde birisi elini uzatıyordu. Ben yanından belki eline çarpmadan geçiyordum. Bora hani şimdi bu onu, değil evet, yani burada şimdi ben arkadaşımı önemsemediğim anlamına mı gelir? Hayır bizim ama en azından orada bir niyeti dinle yani. Şu an Bora kendine hakim değil. Çok sinirli ve agresif. İşte bu oyun. Mesele şu ki kendine hakim olduğu zaman seremoni zamanı konuştukları. Önemli olanı orada yanlışı yapıyor zaten. İlk evet. Önce yanlış hatayı kendine yaptı. Emre yapmadı. Evet. Üstüne üstlük Emre'nin sorusuna cevap vermeyerek daha bir hatalı olmuş oldu. Üstüne üstlük sana iyi bir adım atan Emre'ye veletler bilmem neler diyerek üstüne bir hata yapmış oldun.
Yani sakin değilken yaptığına hiç takılmıyorum ben bu finaldekine. Kendine yaptı onu. Ama kafası sakinken kullandığı, kurduğu cümleler onu haksız duruma düşürdü maalesef. Evet. Siyah takımda Emre ve Sude bu yaşanan olayları adada değerlendiriyorlar. Emre tabii soğumuş artık, sakinleşmiş. Belki biraz daha mantıklı bakabiliyor olaya. İşte o anlar geliyor. Yusuf Hikmet'le sorun yaşadı. Ben Bora'yla bir sorun yaşadım. Ben Bora'yla yaşadığım olayı anlamlandıramadım zaten. Yani oyunun başında Yusuf'la Hikmet kavga ettiği için centilmenle bir maç olması dileğiyle dedim. O da bana seninle aramızda zaten bir sıkıntı yok, hiç merak etme dedi. O da bana şans diledi. Oyuna çıktık, oyun bitti. Bittikten sonra çok kötü sözler sarf etti yenilince. Bir şey söyleyeceğim. Oyunun başında sen centilmence dedim. Sakin ol dedim, küfür ediyorsun, bana bağırıyorsun. Sana mı küfür ediyorum oğlum? Sana mı küfür ediyorum? Bora. Sana mı küfür ediyorum Emre? Emre kam. Oğlum işine bak ya. Kamp. Herkes Emre. İşine bak. Ben kaybediyorum, sinirleniyorum. Sana hiçbir şey söyledim mi? Benim olayımla ilgili ben yorum bile yapmak istemiyorum. Belki çok sinirliydi. Ben karışmamam gereken bir şeye karıştım. Bana küfür ettiğini zannettim. Beni duymadın ama Emre, önüne bak. Çünkü kendi yenilmiş ve hazmedemediği bir durum var. Kendine kızıyor orada, sana değil. İşte ben bana söylediğini zannettim. İşte ben kötü sözleri bana sarf ettiğini zannettim. Seni o kadar çok tuttum ki Emre, sakın dön arkana, dön. Oyunu almışsın, dön diye. Kesin Emre de... Ma borak serio de. Kesin Emre, amuş tokane kiyo Emre. Me to bu... Me to bu kerdisio bora serio. Ότι με το που ρουλιάξει προς τη μάπη του και το κοιτάξει τα μάτια κάνει θα τον ευρειάσει τον άλλον και το κάνει πάντα. Και καλά κάνει ναι, αυτό κάνει. Καλά κάνει. Τη στιγμή που κερδίζει ο Μπόρα, φύγε και πάνω στον πάγκο σου. Αυτό ακριβώς. Μην του δίνει σημασία. Αυτό. Κέρδισε τον στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι ο πανηγυρισμό του Μπόρα. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι πανηγυρισμό. Ο Μπόρα το είπε και μόνο. Ο Μπόρα το είπε. Θέλω να του πάω στην ψυχολογία και καλά κάνει και το κάνει. Κατερίνα, εσύ με τη σειρά σου δεν πρέπει να μπει σε αυτό το τρυπάκι του να απαντήσει, να κάνει, να ράζει, να πειραχτεί. Sağlık olsun. Zaten yeteri kadar sabırlı olamadığımız için bir sürü gerginlik yaşadık. Daha da bir cevap verme gereği duymadım. Sustum bu yüzden. Ama şu oyundan bile çok şey öğrendim. Bundan sonraki adımlarımı ona göre daha temkinli, dikkatli atacağım. Daha dirençli ve istikrarlı olacağım. Yani şimdi bir şey söylemek istiyorum. Belki değişik gelecek ama kaç gündür olayları izliyoruz. Birazdan Atakan'la Yusuf'un olayını da izleyeceğiz. Öyle, böyle, şöyle. Yani bu sene böyle ben kendime Survivor'da şu şampiyon olsa hani sonuna kadar helal olsun diyeceğim. Bir şey daha bulamadım bak. 90-80 gün oldu gerçekten bak. Eski senelerde geçen sene işte hani ben bile diyordum Adem olursa hakkıdır. Ondan önce Tur abi olursa hakkıdır. Hilmi Cem izlerken Hilmi Cem olsa haklıdır. 2010'da İhsan ya da Merve olursa helal olsun. Ben de olabilirdim atıyorum. Ama ha gerçekten öyle başladı çünkü başka bir senaryoya geçti falan olay. Şunu söylemek istiyorum. Yani Emre ve Okay mesela çok konuşamıyoruz ama aslında ne kadar naif ve düzgün kalıyorlar. Keşke bir senede şöyle bir adam şampiyon olsa ya. Böyle biraz daha sakin, biraz daha böyle nasıl diyeyim, böyle yumuşak ve efendi olduğu için insanlara daha da geçen bir adam böyle. Çok olaylar yaşamamış, performansı da iyiye giden günden güne. Okay'ın da çok iyiye gidiyor, Emre'nin de iyiye gidiyor. Ya böyle bir adam bu sene şampiyon olabilir bence mesela. Ya şöyle katılıyorum sana. Mesela şu an tabii ki yani bir sürü taraftarları olan yarışmacılar var. Ama hala adam tutamamış Survivor izleyicisi var. Yani hala kimi tutacağına karar vermemiş, kimi şampiyon olmak istediğini belli etmemiş Survivor izleyen bir sürü insan var. Kararsız yani, çok. Kararsız çok yani. Şu saatten sonra hala mesela normalde Survivor'un böyle 90. gününe yaklaşacaksın. Birleşme Partisi geçecek. Artık böyle taraflar belli olurdu. Hani o böyle kararsızlar azalırdı. Şimdi ben o kararsızların çok olduğunu düşünüyorum. Yani olaylara göre, durumlara göre herkes böyle taraf değiştirebiliyor, yer değiştirebiliyor, olayları yorumlayabiliyor. Bu Survivor dediğin gibi yani böyle biri işte şu be falan diyeceğin adam gerçekten şu an sıkıntı yaşıyorsa hala ben de göremiyorum mesela. Ya başta bir Atakan dedik, sonra bir Hikmet mi dedik, Yusuf mu dedik ama o kadar majör büyük hatalar yapılıyor ki bu Survivor'da. Hepsinin hataları böyle var. Çok hatalı. Tutuyorsun, tuttuğun yerden kırılıyor ya da elinden gidiyor. En az yani. Hata yapan da genelde şampiyon oluyor zaten. Evet ama bu sene çok hata var. Çok hata yani yapan var, düşük performanslar var. Okay'da görmüyorum bunu. Okay'da. Onda başka eksikleri var işte Emre'de, evet, Okay'ında.
konuşamıyoruz onların da birçok şeyin. Daha şey çok geri planda kalıyorlar. Evet, onlar biraz daha ön plana çıkabilir. Kendi haklarını evet. savunabilir. Burada ne düşünüyorsun Emre hakkında? Kendini değerlendirmiş ve bazı hatalar olduğunu düşünüyor kendinde. Aklıma ne geldi biliyor musun izlerken Veteri? Yani tam bir daldım gittim. Şimdi Emre Bora ile ilişkisinde Bora'ya ne diyecek mesela? Şu an öyle bir durum ki. İlk karşılaştıklarını Bora mı diyecek, Bora abi mi diyecek? Çok saçma bir durum ya. Aklıma o geldi. Evet, doğrusu ne biliyor musun? Abi demesin. Evet. De abiyi, devam et. Abi de sen de hata yaptın. Arada 15 yaş fark varsa abi yani. Diyebilirsin ve abi demelisin. Desin bence. Tabii ya, demeli abi. Yani hayatın kuralı bu yani aslında. Bu sene ama bu kadar ağza sakız olunca bu git gel ondan yaşanıyor yani. Konuşamadım. Ama Bora'da da çok ilginç bir şey var. Hani Bora'ya Bora abi diyorsun, bana abi deme diyor. Bora diyorsun, bana Bora deme diyor. İnsanlar ne diyecek? Kardeşim dedi çocuk, kardeşim deme dedi. İnsanlar ne diyecek? Yani Bora herkese oğlum diyor, bilmem ne diyor. Ama hiç kimse bir şey diyemiyor. Biz ne diyeceğiz Bora'ya? Ya da Bora bana abi diyecek mesela. Ben bundan uyuyamıyorum geceleri. Diyelim Bora elendi. Hatta diyorum ki inşallah elenmez de buraya geldiğinde o sıkıntıyı yaşamayız yani. Bora bana abi mi diyecek, Hakan mı diyecek? Küçük mü? 5 yaş. İsim söyler, isim söyler. İsim söyler, Hakan der. Hakan der. Evet, Hakan Bey diyormuş, tam ters kişi oluruz. Hayır, bu arada mesela çok ilginç bir şey var. Ben buradaki Survivor yarışmacıların içerisinde en çok, en eski de Bora'yı bilirim mesela. Bora'yı tanırım. Çünkü Bora... Çünkü daha çok yaşı var o yüzden. Onunla da alakalı değil. Halı saha maçlarına gelir Acun abilerle. Gökhanların falan iyi arkadaştır yani. Hani çok ortak arkadaş çevremiz de vardır. Hani biz de aslında yaş grubu sayılırız. Bora tabii ki Hakan diyecek, İhsan diyecek ama... Yani bu Survivor'da öyle bir şey yarattık ki... Mesela ben adada olsam Bora'ya nasıl hitap edeceğimi bilemem ya. Yani çünkü... Her türlü yerden seni eleştirebiliyor, seni yakalayabiliyor. Bana abi dedin bilmem ne, bana Bora deme, devamlı bana oğlum deme. İşte ben bilmem ne değilim falan. Yani hitap hep böyle bir tedirginsin yani Bora ile konuşurken. Evet, demin bir olay vardı da onu bir es geçtik. Rejiden rica edeceğim, LED'den görelim bir. Bu Seda ile Sabriye'nin Yusuf'a yüklendiği bir olay vardı, onu izleyelim bir. Evet, burası biraz uzun, o yüzden buraları geçelim. Biz üzerine biraz konuşalım. Biliyorsunuz orada Sabri'yi aslında eleştirmiştik. Özellikle Yusuf'la alakalı bir şeyler demişti. Bir sesini açalım. Şuradan itibaren izleyebiliriz. İki yüzlü lafını ben ilk kez burada duyuyorum. Yusuf'tan duyuyorum. Yusuf beni eskiden beri tanıyor. Bu lafı da inanıyorum içinden gelerek söylemedi. Çünkü o beni çok iyi tanıyor. Ve bana yalancı dedi. Onlar sen kimsin? Sen de ne iki yüzlüsün? Gözünü seveyim. Sen iki yüzlü. Vallahi yani yeter artık. Bana iki yüzlü bile dedin. Seninle konuşmuyorum bile. Senin önceki şeyini de biliyorum, tamam mı? Neyim ben? Fokuşundaki emin. Şuna bak, burada farklı, orada farklısın. Bayana sen sükse etme, bayana şöyle davran, bilmem ne. Ben şeye gidiyorsun katamarana, tekneye kıza salak mı? Ne demişti sana Sude? Yusufcuğum, ben seni önceden de tanıdığım için buradaki davranışlarınla eski hayatını biliyorum, tamam mı? Ben sana salak mı demedi, sesini yükseltti. Hayır diyor kız. Hayır diyor kendisi, hayır. Sesini yükseltti, salak mı demedi ama. Aç boğazını, bir şey demiştim, pardon ben yanılmışım. Bir şey söylemiştim sana. Tamam mı? Şimdi kıvırma. Sen var ya sen Yusuf. Çok iyi. Yalan söylüyorsun. Buradan çıkınca Yusuf. Bir şeye başla. Yalan söylüyorsun, tamam yalan. Yalan, tamam ben yanlış anladığımı söylüyorum. Tamam, uzatma. Niye uzatmıyorsun? Yalan söylüyorsun. Sen yalancı konumuna düştün, anladın mı? Hepimizin gördüğü bir şey. O gün teknede Yunanlılar da vardı, tam anlamıyorlar. Sen, ben, Okay, hepimiz Sude'ye nasıl bağırdığını, nasıl çirkeflediğini gördük. Normalde yapmıyor burada. Yusuf hep sürekli bayanlara karşı iyi davranalım, iyi olalım, saygılı olalım. Sürekli bunu söylüyor. Bence birazcık icraate geçmeli. İki gündür moralimizi bozuyorlar, evet. İki gündür oyun veriyor. Evet, yani genel olarak seyrettiğimiz Yusuf iki yüzlü deyince Sabriye'ye, Sabriye bir anda ben seni eskiden de tanıyorum. Adada da bazen herhalde orada demek istediği kameralar dışında daha farklı davranıyorsun, oynama diyor. Yani eski dışarıdan hayatından burada örnekleme yapması doğru mu yanlış mı, ne diyorsun? Kesinlikle doğru değil. Bir kere o Sabriye'nin üstüne düşmez. Yani hiç kimsenin üstüne düşmez. Dışarıda ne olursa olsun, dışarıda ne yaşamışsa yaşasın. Melek olsun, şeytan olsun. Orası bambaşka bir hayat. Orada Survivor'da adaya girdiğin gün orada doğuyorsun. Ötesi seni ilgilendirmez ki sen kendi adına bir şeyler yaratmak için, prim kasmak için insanları hassas noktalarından vurursan o Yusuf'a değil sana zarar yazar. Yani olacak iş değil. Ben mesela Yusuf'a ben olsam derim ki bundan sonra ben bununla muhatap olmayayım derim. Çünkü bu çok kırıcı. Niye biliyor musun? Beni seven sevmeyen. Sevenler için kırıcı, sevmeyenler için de o Yusuf da böyleymiş hadi yüklenelim dedirttirecek bir şey bu. Bu gerçekten büyük bir ihtimal. Yusuf dışarıda ne yapmış ki bu böyle söylüyorlar? Çünkü tanışıyorlar.
Biz de biliyoruz tanıştıklarını. Burada mesela benim dikkatimi çeken Sude ve Seda. Seda adadayken, barakadayken diyor ya işte Sude'ye çirkef dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Mesela şurada söylese onu. Evet Sabri'ye, Sude'ye sen salak demedin, çirkef dedin, bağırdın, şöyle dedin, böyle dedin dese mesela. Ya da ne bileyim işte Sude evet salak demedi, bana bunu dedi dese. Orada kimse de bir şey demiyor ama burada konuşuyorsun mesela. Evet Okay'ın yanında, benim yanında çirkef dedi. Hani bunları kavga varken, böyle bir durumdayken söyle, o zaman biz görelim. Yusuf'un yanında mesela söyle. O zaman olaylar çok büyümez mi ama? Ama Yusuf'un yanında söyle de çocuk da bir kendini kollasın. Ama evet dedim desin, hayır demedim desin, anladın mı? Şimdi barakada iki kişi bunu konuştuğu zaman, aa demek ki evet demiş diyebiliriz, belki demedi adam. Katılıyor musun Damla? Ya şimdi şöyle, bence de orada ya Seda böyle düşünüyorsa ya da bu gerçeği bilen Sude Okay, sonuçta yaşayan oturuyor. Sude. Bak şimdi Okay niye orada oturuyor? Sabri'nin en yakını değil mi Okay? Orada Sabri yalancı durumuna düştü mü kardeşim? Ne yapabilir ki Okay ama? Ama şimdi orada geçip kızı işte dışlıyorsunuz, Sabriye de yarışmalı, seçme hakkı Sabriye'nin de olması gerekiyor diyen Okay, madem Sabriye orada yalancı durumuna düştü ya, Okay da duymuş ya Sude'ye böyle bir bağırılma olduğunu. O zaman çıkıp diyecek ki sen işte çirkef dedin, evet salak demedin, hata yaptı, yanlış anladı. Ama sen çirkef dedin, bağırdın desin o zaman. E şimdi sen bunu bence adada konuşurken ben Yusuf'un günahına girebilirim. Evet demiş, demek ki böyle diyorlarsa demiş diyebilirim. Çok alakasız bir konu. Bence çok gereksiz yerde Sabriye o konuya girdiği için artık kimse evet. girmek istemiyor olabilir. Bir defa barakanın içerisinde konuşurken de Sabriye'ye söylediği Seda'nın da sen bunu söyledin ama hatalı olan sen oldun diye. Evet. O yüzden girme araya. Yani Seda'nın da aslında girmemesinin tek sebebi, gerçeği orada söylememesinin sebebi de hani biz de hataya düşebiliriz, o yüzden hiç bulaşmayayım. Yusuf'ta mesela olabilir. Bir şey görüyorum ben. Mesela normalde biri Yusuf'a ya da atıyorum bana İhsan'ı böyle bir şey dese, ne varmış dışarıda, neyi mi görmüşler, anlat bakayım diye şey yaparım ama Yusuf'un esas ajandası Hikmet. Yani olayı Hikmet, Bora bunlarla ilgileniyor. Şu an Sabriye ile çok uğraşmak istemiyor gibi evet. geldi. Yani Sabriye aslında adadaki o eski şeyini kaybetti. Bence hani, de uğraşmamalı. Çünkü eskisi gibi artık Sabriye ile kimse şey yapmak istemiyor, takışmak istemiyor. Biraz daha çünkü işte final anlamında rakip gördüğü yarışmacılara karşı bir odaklanma var. Kesinlikle. Şimdi ben de Survivor'da olsam neden Sabri ile uğraşayım ki? Çok doğru. Bir kere Sabri ile kavga etmeyeceksin. Çünkü gerçekten çok sertleşebiliyor, kırıcı da olabiliyor bazen. Bir de yani bir Hikmet'le uğraşırken Sabri'yi ne yapacaksın ki şu an? Bence de. Bana yani biraz öyle geldi. Yoksa ama biri bana diyecek dışarıda böyle mi yaptın? Ben böyle derim ya. Ne yapmışım bir anlat bakayım ya. Neyimi görmüşsün dışarıda? Evet. Bir de yakın arkadaşımsın. Anlat hadi. Herkesin ortasına anlat derim. Ya Yusuf'un sakladığı çok büyük bir şey var gerçekten. Dışarıda yaşanmış ki burada gerçekten konuşulmamalı. Ya da dediğin gibi Yusuf Hikmet'i bak şeyi işte Sabri'yi kale almıyor. Sana bu cümleyi söyletti. Evet. Şimdi bak sana bu cümleyi söyletti. Amacı bu muydu Sabri'nin? Yani İzleyenleri de bunu hissettirdi. Sana bu cümleyi söylettiren Sabriye, izleyenleri de bunu hissetti. Ne hakkı var? Yusuf'un dışarıdaki hayatını eleştirmemize ya da aklımızdaki soru işaretini yaşatmaya ne hakkı var? Ne hakkı var? Bu çok yanlış, anladın mı? Orada söyleyebilirsin, sen şunu yaptın, bunu yaptın. Teknede şu oldu, bu oldu. Eyvallah. Gerçekten eyvallah. Ama sen insanları suçlayarak ya da iftira atarak ya da bildiğin onun için hassas olan, onun yumuşak karnı olan bir şeyle vurarak bunu yapamazsın. Bence en büyük, yani bu gerçekten en büyük hatadır Survivor'da. Hele ki Survivor'daki en büyük hata budur. Üstüne üstlük bir kahve içtiğin insana bunu yapmak bence doğru, kesinlikle doğru değil. İhsan senden de bir yorum alalım. Ya şimdi şöyle, Yusuf'un yaptığı bir yanlış var orada. Yani Sabriye sen de iki yüzlüsün demesi yanlış. Ama şimdi Sabriye'ye iki yüzlü neden diyor? Adada yaşadıkları bir şey için diyor. Yani bir şey olmuş ki adada, hani Sabri'ye başka tavır değiştirmiş belli ki. Ya bu adayla ilgili bir şey. Zaten Survivor'daki yarışmacılar, bizler hepimiz Survivor'ı konuştuğumuz zaman sıkıntı yok. Oradaki hataları, oradaki günahları, oradaki sevapları çıkartıyoruz ortaya. Onlar da birbirlerini öyle eleştirebilirler. Ama eğer ki sen çıkıp o Survivor hayattan çıkıp dışarıdan bir örnekleme yaparsan o zaman bel altı olmuş oluyor. Yani Sabri'ye bu konuda şimdi haklıyken haksız duruma işte burada düşüyor. Niye? Çünkü sen Sabri'ye iki yüzlü demeyeceksin ama Sabri'ye de oradan çıkıp ben senin önceki hayatında biliyorum, dışarıda da seni. Yani öyle bir şey söylüyor ki, öyle bir şey konuşturuyor ki bize. Yusuf sanki dışarıda kadınlara kötü davranan, sanki dışarıda böyle başka bir şey. Bak bunu dedirttiği için Sabri hatalı burada. Doğru. Yoksa
sadece Survivor'daki ilişkileri konuşuyor olsak, sadece Survivor'daki şeyleri olsak, Yusuf'un bir kadına iki yüzlü demesi hoş değil orada. Biz bunu konuşacakken Sabri'yi suçlu bulmamızın nedeni, çünkü başka bir şey yapıyor. Bambaşka bir yerden getiriyor konuyu. Ben burada Sabri'ye hak vermiyorum o yüzden. Evet. Aynı noktadayız. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Biz seyircimize de dönelim. Cengiz, konunun seninle bir alakası yok. O yüzden Adnan abiye sormak istiyorum. Adnan abi, neler söyleyeceksin? Ya öyle güzel baktı ki Cengiz. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir espri yaptınız. Bora konusunda uzman sensin. Ama konu Yusuf şu an. Şimdi Yusuf'la Hikmet'in o halka olayında Türk Ceza Kanunu'nda da var. Ağır tahrik, nefsi müdafaa, işte suça teşvik, suçu azaltıcı sebepler. Bunlar ceza kanununda var. Yarışmanın başından beri Hikmet sürekli Yusuf'u tahrik ediyor. Dolayısıyla... Bir şey söyleyeceğim Adnan abi. Yerinde konuşmak açısından. Şu an izlediğin Yusuf Sabriye olayını bir değerlendirir misin? Yusuf Sabriye... Sana zahmet. Şimdi... O konulara zaten geliyoruz. Daha çok emin ol ki Hikmet'le çok konuşacağız. Çok şimdi tabii Sabriye dedim, şimdi burada özel hayat açması çok yanlış. Hiç alakası yok. Yusuf... Daha önceden Sude ile sorunlar yaşamıştı. Ufak bir tartışma olmuş. Sen onu niye gündeme getiriyorsun? Yani iki yüzlü demesinin sebebi adada Hikmetlerle, Boralarla tartışmıştı Sabriye. O zamanlar Yusuf Sabriye'nin tarafındaydı. Şimdi onları koruyorsun. Bana gelip laf söylüyorsun demek istedi. Yani orada tabii ki Yusuf haklı görüyorum ben. Şimdi ben o konuya değinmek istiyorum. Şimdi mesela Hikmet ağır tahrik sonucu. Şimdi futbol maçında bir futbolcu gol attığında rakip takımın seyircisine hareket yaptığında sarı kart görür. Burada da birikim Yusuf'un artık ya sabır taşı olsa çatlardı. Geldi orada arkaya geçirdi. Bayağı da güzel atış yaptı. Biz Yusuf'tan böyle atışlar bekliyoruz. Aynı şeyi Bora'ya da yapılmasını bekliyorum ben. Ya Emre'nin veya Atakan'ın. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Tamam, Yusuf'un yaptığı doğru değil. Kendisi de kabul ediyor ama çok Hikmet'in yaptığı da çok ağır bir şekilde. Orada Seda'nın kafasına gelebilirdi, Kriyakos'a gelebilirdi. Daha vahim sebeple olabilirdi. Çok şanslı orada. Hiç sakatlık olmadı. Şimdi Bora mesela dün akşam Serenomi'de Atakan bayılır gibi oldu. Yine orada baktı kıs gülüşleri falan. Yani biz bunu artık Bora için artık söyleyecek söz bulamıyorum. 10-15 gün sakattı. Adada hiçbir sorun yoktu. Her şey gülistanlıktı. Ama geldi, döndü, başladı. Şimdi Bora'nın, Hikmet'in rakibi kim? Ben masaya soruyorum. Bora'nın, Hikmet'in rakibi kim? Emre değil herhalde. Suha'dan geldi. Okay da pek değil. Onların rakibi Atakan'la Yusuf. Dolayısıyla o yüzden onlarla uğraşıyorlar. Yani rakip olarak onu görüyorlar. Onları düşürmek çabasındalar. Ama kardeşim bundan sonra arkadaşlarımız çok iyi düzelecek Yusuf'la Atakan. Onlarla barışacaklar diye düşünüyorum. Daha iyi Survivor seyredeceğiz düşünüyorum. Evet, reklama gideceğiz ama İhsan, senin söyleyeceğin bir şey var galiba. Bir şey var. Atakan'ın elindekiyle ilgili Tarkan İhsan nasıl bir yorum yapacaksın bakalım? Seni etiketleyip bu tabletin ne işi var orada? Arkadaşlar, reklam dönüşü size görüntüyle geleceğim madem öyle. Evet. Hatırlat bana, ben tamam. Hani arkadaşlara cevap vereyim. Reklam dönüşü hem İhsan'ın dediği konuya değineceğiz hem de aynı zamanda Yusuf ve Atakan arasında biliyorsunuz adada bir tartışma yaşandı. Tartışma sonunda bayağı bir sertleştiler. Hepsini konuşacağız ama şimdi reklamlar. Yusuf'la Atakan arasında neler oluyor? Takımlar ayrıldığından beri, siyah beyaz takım olduğundan beri. Ben yalnızım abi. Yusuf'un söyledikleri Atakan'ı nasıl çileden çıkardı? Bitti, Survivor'ım bitti! Survivor'ım bitti! Tartışmanın hararetinden etkilenen Atakan bir anda kendini yerde buldu. Birazdan. Evet efendim, Survivor panorama devam ediyor. Dün akşamın belki de en önemli olayı Yusuf'la Atakan arasında yaşanan tartışmaydı. Şimdi bunu bölüm bölüm izleyeceğiz. İlk bölümde Yusuf Atakan'a iki hafta önceki iletişim oyununda Atakan'ın arkadaşıyla konuşmasının bir hesabını soruyor. İzliyoruz. İki haftadır böyle aramız biraz limonik. Bunun sebebini hiç merak ettin mi?
Tabii ki. Takımlar ayrıldığından beri, siyah beyaz takım olduğundan beri. Ben yalnız mı? Hiç bunu düşündün mü? Ben hep yalnızım. Çünkü sen sürekli dalakaylasın. Ya da bilmiyorum. Hani aranızda nasıl bir diyalog var? Hiç bilmiyorum ama yalnızım abi. Bu bir kesin. Böyle dışarıdan görünen şey de o. Takımlar ayrıldığından beri ben senden ayrılmadım. Bu bir. Öyle bir şeyin olması, evet. Yani imkanı yok. Ben ama ben buraya gelirken ben seninledim. Ben buraya geldiğimde tek bir düşünceyle geldim. Tekim. Yapabilirsem ailemi en güzel şekilde temsil edip o gururu yaşatmak istiyorum diye geldim. Evet. Hiç aklımda yoktu bir tane yakın dostum olur. Ona güvenirim. Ona ailem derim. Burada sana bir tane cümle kurmuştum, hatırlıyor musun? Ben bu hayatta iki kişi var hayatımda. Çok yakın arkadaşlarım da var, ailem de var tabii. Onları saymıyorum, onları bir kenara koyuyorum. Bir kişi dayım. İkincisi de halamın oğlu. Hayatta yanlarında sessiz kalabildiğim, sözlerini böyle bir söz söylesin de mutluluktan havaya uçayım veya lafı bende geçsin dediğim iki insan. Evet. Ve buraya geldim, üçüncü bir kişiye edindim aynı şekilde, sen. İki hafta önce bir ödül kazandım. Evet. Ve arkadaşlarımızla görüştük orada. Ben orada bir şeye takıldım abi, tamam mı? Arkadaşın şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, orada bizden başka senin dostun yok, kimseye güvenme diyor. Öyle bir şey diyor. Ve sen de bunu merak etme diyorsun. Kimseye taviz verme, kimseyle duygusal şey kesinlikle düşünme. Tamam. Kimsenin gölgesinde de olma. Bir şey isteyeceğim senden. Bizden başka kardeşin yok. Tamam. Ben öyle bir cümlenin algılayamadım onun oranın heyecanını. Abi bu algılanmayacak bir şey değil ama. Ama algılamadım basit Yusuf. Basit bir şey değil. Basit bir şey değil tabii ki ama benim kardeşime kimse laf edemez abi. Abi sen ailem ya, demişim sana. Ya diyorsun ki. Burada benim başka ailem mi var Yusuf? Atakan laf edemez diyorsun da onaylıyorsun dediği şeyi. Ama ben onu onaylamadım diyorum. Ben kardeşim, dediği başka bir şey kimse onayladım. Kimse bana laf edemez diyorsun. Evet. Tamam mı? Dediği şeyi onaylıyorsun. Ben şimdi hangisine inanayım? Ya. Kulağımla dediğim şeye mi inanayım? Şu an kulağınla senin söylediğin şeye mi inanayım? Şu an senin bana dediğin şeye mi inanayım? Hangisine inanayım? İkisini de Atakan söylüyor. Ha? Ya Sinan öyle bir şey söylemedi abi ya. Söyleyemez. Kimse söyleyemez. Babam söyleyemez ya. Bu örneği ya ben bir gün sonra babamla konuştum abi. Ben bu örneği veriyorum sana. Bir hafta sonra ya babanla ne konuştum benim umurumda değil kardeşim. Nasıl değil abi? Ailemsin sen benim ya. Ama arkadaşım dediğin adama beni köşe yapıyorsun. Yapmadım abi, öyle bir şey yapmadım diyorum sana. Yapmadım abi. Ya inanmak istemiyorsun abi. Abi kulağımla duydum. Ya abi bir hafta Atakan. Sonra babamla konuştum. Babam kulağımla bana diyor duydum, ki. Kulağımla. Babam bana diyor ki yani arkadaşlığınızla gurur duyuyorum ama 15 gün sonra Yusuf. Atakan Uzan sen ailene farklı konuşuyorsun, arkadaşlarına farklı konuşuyorsun. Benim problem yaptığım şey şu değil. Arkadaşına nasıl kızmazsın? Nasıl benim hakkımda böyle konuşur? Tamam mı? Ben buna kızmıyorum abi. Herkes bir şey söylüyordur. Ama kızdığım şey şu abi. Aklıma takılan. Kızdığım şey de değil. Güvenimi kıran şey. Tamam mı? Senin bunu onaylaman. Evet. Bundan yaklaşık bir 10 gün önce bir iletişim oyunu olmuştu. Atakan orada arkadaşıyla, adını unuttum şimdi, bir arkadaşıyla. Sinan. Sinan'la bağlantıya geçmişti. Ben eleştirmiştim ya Sinan'ı buradan, hatırlıyorum. Evet. Hatta ileride bu acaba sorun olur mu demiştik ki oldu. Bu arada Yusuf işte nereden duydu, orada yoktu falan diyenler de oluyor tabii ki. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen ödüllerde ceza aldığınızda kamera önünde olmadan yan tarafta seni oturtuyorlar. Hem orada arkadaşların iletişime geçerken sen de böyle bakıp kalabiliyorsun. Ya seni arabayla muhtemelen götürüyorlar. Şimdi insanlar hani böyle aşırı böyle şey yapıyorlar, ne derler? Hani komplo teorileri üretiyorlar ya.
Orada hep beraber arabayla götürüyorlar sizi mesela oraya. İşte oradan çünkü kampa gideceksiniz. Orada beklerken arabadan da duyabilirsin o bağlantıyı. Orada dediğin gibi kamera arkasında da durabilirsin, kenarda da oturabilirsin. Aşırı büyütüyorlar. Nereden duydu? Oraya Yusuf gitmemişti. Yoksa başka bir şey mi var falan. Bu ben olaylar... de çok şaşırdım mesela. Allah Allah dedim. Kulağımla duydum diyor. Yusuf yok orada mesela. Anlatabiliyor muyum? Kulağımla duydum ya diyor. Kulağımla duydum diyor. Tabii yani. Hemen başkalarının günahına falan girmeye kalkıyoruz buradan. Kesin Sude söyledi. Okay mı söyledi falan böyle. Ben dedim herhalde Sude söyledi ama dedim kulağımla duydum diyorsa enteresan. Ne diyorsunuz bu olay hakkında? Hani burada gerçekten birazdan izleyeceğimiz görüntülere altyapı oluşturan bir konuşma var mı? Mesela. Bence yok. Yani şöyle Yusuf'un hani biz ne demiştik o gün hatırlar mısınız? Ya Yusuf İnşallah orada yok, olsa çok evet. üzülürdü demiştik. Orada yani Yusuf bunları kulağına duymuş. Zaten duymasa Atakan da sorar. Nasıl duymuş olamazsın? Kim söyledi der zaten. Yusuf burada kulağıyla duyduğu şey de cevabını istediği gibi duymadığı için rahatsız ki normal. Bunda da sıkıntı yok. Evet böyle bir uyarı alırsan ya hani sen ona girme gibi bir şey söyleyebilirsin. Ya da o benim arkadaşım, o da benim bir kardeşim. Herhangi bir şey söyleyebilirsin. Orada hani Atakan da ona ya işte ben ona değil de ben asıl söyleyeceklerime odaklanmıştım. Onları çok şey yapmıyorum gibi bir şey diyebilirdi mesela. Yusuf'un alınması normal. Ben de öyle hissederdim açıkçası. Ama bu olay bu kadar böyle hani sen benim ailemdin, sen böyle miydin? Bu büyümüşlüğü bana çok geldi. Evet. Bence ne biliyor musunuz? Şimdi kendimi onun yerine koyduğum zaman benim ailem böyle bir şey söylediğinde arkadaşımla alakalı. Diyelim ki o odak noktam yok ve ben söyleyeceklerime odaklandım. Tamam deyip geçiştirdim. Atakan'ın tezi şu anda bu. Ama Yusuf'un söylediği de ben 10 gündür senden çok uzaktayım ve sen bunu fark etmiyorsun. Yani olay aslında orada kopmuyor. İletişimden döndükten sonra kopan bir durum yok. Hani neden arkadaşım bunu söyledi, işte sen böyle mi davranacaksın gibi bir durum yok. Yusuf sadece bekliyor. Acaba gerçekten arkadaşının söylediklerini yapacak mı, yapmayacak mı diye. Ve dolayısıyla 10 gün sabrettikten sonra da gözlemliyor. Atakan ondan uzaklaştığını da fark ediyor ve sonuçta bu durumu ona açıklıyor. Dalakadan dolayı mı uzaklaşıyor? Kesinlikle dalakadan dolayı ve arkadaşın da söylediği muhakkak bir bilinç altında vardı. Yani dalakadan şimdi bana böyle bir olabilir, durum gelse. Bir de Yusuf şunu da düşünebilir. Demek ki o onun kafasına yer etti bak benden uzak da evet. diyebilir. Çocuk bunu hisseder. Şöyle de yapabilirsin. Diyelim ki senin niyetin bu değil ve adaya geldiğin zamanda da kendini kötü hissettin sana arkadaşın böyle bir şey söylediği için. Ben ekstra arkadaşıma daha fazla ilgi göstermeye başlarım. Evet. Arkadaşım sırf bunu söyledi aman yanlış anlamasın. Hani bana arkadaşım bunu söyledi ama kendimi bir kötü hissederim ve o saatten sonra da arkadaşım bu durumu evet değil mi? Arkadaşım ya açıklayamadığımı da düşünüyorum. Hadi açıklayamadığımı varsayalım. Onun için ekstra bu durumu yanlış anlamaması için arkadaşıma daha yakın davranırdım ama Atakan da bu böyle olmadığı şey için haliyle bence şu an Yusuf'un yaptığı konuşma çok yerinde. Bu saatten sonra ben de artık ona göre kendimi tek başına yol alacağım gibi bir konuşma yapıyor. Bence çok haklı. Kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Ama Atakan kendisini ifade edemiyor ne yazık ki. Bu yüzden de kötü bir durumu var yani evet. şu anda. Psikolojik İhsan, açıdan da aynı şekilde. Dün fragmanı izledik. Sen bana sordun dedin ki sence ne yüzden bu kavga çıkmıştır? Ben dalaka dedim. Sema'ya sordum. O dedi ki o zamanki konuşmadır dedi. Sonuçta ikimizin birleştiği zaman bu konuşmanın ikisinde nedeni bu olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle ben tekrardan dünkü anlattığım şeyi anlatayım. Çok yakın arkadaşlar mesela bir evi paylaşan arkadaşlar beraber hayata çıkmış olan arkadaşlar da şu oluyor. Mesela biz yaşıyoruz benim eski ev arkadaşlarımın hepsini ben evlendirdim tek tek ve o süreçleri yaşadım biliyorum. Yarısı boşuna. Yusuf'un yerindeyim şimdi tamam mı? Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi biz böyle takılıyoruz hep beraberiz falan hop bir arkadaşımız biriyle tanışıyor. Kız yavaş yavaş onu bizden koparmaya başlıyor. Koparmak için ister istemez hayat gereği. Hayat, yani. Hayat gereği zaten orada bir suç yok yani. Ama sen şimdi bu durumu önce kabullenemiyorsun belki de böyle. Çok şimdi bağlısın çünkü her akşam işte berabersin halı sahaya gidiyorsun ne bileyim takılıyorsun. Arıyorsun gelemem diyor. Konsol oynuyorsun bir şeyler oynuyorsun hep berabersin. O yok. Bir yok iki yok üç yok abi senle ama yani falan ister istemez şey yapıyorsun. Şu an Yusuf'un düştüğü pozisyonu çok net anlıyorum bir erkek olarak tamam mı? Hani ne oluyor biliyor musun? Atakan da şimdi dalakayla daha fazla vakit geçirince adadasın zaten yani hiçbir şey yok ya. Tek sohbet ettiğin adam da yanından gidiyor devamlı böyle başka bir yerde falan sohbet edemiyorsun. Bir de üstüne bu konuşmayı duymuşsan, kulak misafiri olmuşsan sen oradan da böyle yavaş yavaş yer etmiş. Kendini böyle yemiş 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 içeride büyütmüş bu konuşmaya tanık oluyoruz. Ben yine de Yusuf'un bu konuyu daha net hızlı bir şekilde Atakan'la konuşup çözmesini beklerim. Burada fazla iş büyüyor. Fazla böyle bir olay başka yerlere geliyor yani.
Yusuf da oturmamış şey şu bir de. Yusuf da şu oturmuyor. İmkansız ailem diyecek bana. Bana işte sen, sana söyleyeceğim. Hani en de yani biliyorsunuz görüyorsunuz Atakan'da bu çok baskın. Yusuf'a olan ilişkisi çok baskın. Sevgisi çok fazla baskın. Bunu söyleyen adam da ondan uzak olunca oturmuyor yani çocuğun kafasında bir şeyler. Bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi 8 saat uyuyorsun. Geri kalıyor 16 saat bir günde. Ya bu 16 saatin sen Yusuf'a en azından bir 2-3 saatini ayıramıyor musun yani? Hani ya anlatabilir miyim? Bir şekilde daha şey olmalılar yani. Daha öncesinde de Atakan, Yusuf Kaan'la beraberken bir konuşmaları vardı. Onlar yanına neden gitmediği için bir kıskançlık durumu olmuştu ya, beni neden çağırmıyorsunuz diye. O yüzden de şimdi aslında o durumu anlaması lazım Atakan'ın, evet, Yusuf'u kesinlikle yalnız bıraktığını. Şimdi tabii olaylar daha da büyüyor. Bu sefer Yusuf'la Atakan arasında sesler yükseliyor ve restleşmeler başlıyor. O anları da izleyelim, ardından yorumlayacağız. Ben yaptığını iddia ediyorum. Sen, ben kulağımı duyduğumu iddia ediyorum. Sen yapmadığını iddia ediyorsun. Tamam mı? Ya ben sana öyle bir şey yapacak kulağım... çocuk muyum ya 90 günde? Yaptın abi, ben de şaşırıyorum buna. Yaptın. Yapmadım. Yaptın abi. Ben bunu sana ailem dedim ya. Sen abi, bana ailem yapıyorsan... Dedin, ailem dediğin adama niye yapıyorsun bunu o zaman? Ha? Ailem dediğin adama niye yapıyorsun bunu? Bitti. Survivor'ım bitti. Survivor'ım bitti. Mutlu ol. Git şampiyonluğa şimdi. Sen git, benim kardeşimsin oğlum. Lan git şampiyonluğa nasıl dersin bana? Kardeşim. Bana bak bana. Kardeşimsin ya, oğlum sen benim kardeşim. Bana bak bana bak bana bak. Bana sen bak. Benim kardeşimsin. Bağırmaktan başka bir şey yapamıyorsun. Daha nasıl bağırma abi ya? Nasıl bağırma abi? Yapmadan ya önce... için nasıl rahat abi, beni kaybetmekten hiç mi korkmuyorsun? Lan sen yap. Allah Allah. Hatayı... Hiç mi korkmuyorsun? Kalbinde korku yok oğlum. Hatayı yapan ben değilim oğlum. Sensin sen. Sensin. Sen bana hata yaptın. Sen kendine sorsana bunları. Hiçbir kişi vicdanı sızlamayacak. Abi vicdanın sızlaması gereken kişi sensin. Lan benim vicdanım sızlar böyle bir şeye. Benim umurumda değil. Ben sana bilerek bir şey yaparsam vicdanım sızlar. Oğlum bunu yapan sensin. Ben sana bir şey yapmadım diyorum. Yaptığın şeyden vicdanın rahat ediyor. Vicdanım sen yokken benim vicdanım Gübe, mı kalır burada? Güvenimi kırdığın için vicdanın rahat ediyor mu? Sen ona sorayım. İnanmak istiyorsun bence. Ben... Sana yazıklar olsun. Kalk ayağa kalk. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kalk ayağa. Kalk. Alo. Kaldırma yapsın Yusuf. Atakan. Kalk ayağa kalk. 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 Leo Fosberg ya. Fos. Lay. Hadi. Yatre. Doktor. Kalk. Topla kendini. Hadi. Later, you will fix everything later. Now give him some time because he doesn't feel good. Just fell down. Tamam mı Atakan? Topla kendini. Hadi. Evet. Tartışma gittikçe büyüyor ve bambaşka bir hal alıyor. Yani burada ben çok değişik bir yorum yapacağım. Ama yanlış anlamamanızı isteyerek bir yorum yapacağım. Şu kavgadaki konuşmalar, şu kavgadaki olaylar
Sude ile Seda arasında olsa, yani iki kadın arasında olsaydı tamam derdim, bu bir kavga. Yani tam bir kadın kavgası gibi. Ama burada Atakan'la Yusuf arasında olunca bana geçmiyor, oturmuyor bu. Çok garip geliyor yani. Bu kadar alınmalar, bu kadar şey olmalar. Tamam, mutlu musun? Yani aşkı memnun seyreder gibi bir hava böyle. Bak şaka değil, gerçekten yani. Bir tuhaf geliyor yani. Çok aşırı duygusal ve iki kadının edeceği kavga gibi bir kavga gibi geçiyor bana. Ya ikisinin de hani şey olarak söylüyorum, yanlış mı? Bu Ahmet'le Mehmet arasında olsa da bunu söylerdim ama garip bir şekilde böyle geçiyor yani. Tuhaf bir şey. Sonunda da Atakan yani o kadar sıkıntı yaşıyor ki çocuk bayılıyor. Yani bu noktaya gelebilecek mi bir durum mu? Ya da bu normal bir psikoloji mi Atakan'ın yaşadığı? Bak şöyle söyleyeceğim. Yani senin söylediklerin inşallah yanlış anlaşılmaz. Sonra bunu her yere çekecek. Ya hiç fark etmiyor. Ben net olarak söylüyorum. Aslında abi, şöyle bir şey. Ben orada yaşadığım için söylüyorum. Hayatımda olmadığım kadar duygusal oldum Survivor'da. Ben ağlamam, etmem normal hayatımda. Çok fazla hani ağlayan bir adam değilimdir. Orada bir tane müzik duydum. Siz anne Gizem'i gördüm. Ve biz sizi eleyecektik. Biz sizi niye eliyoruz diye ağladım. Ya böyle bir şey olabilir mi mesela? Dünya saçması. Bunu hiç kimse bilmez. Teknenin arkasındayım. Kendi kendime. Duygusallaşıyor insanlar. Açlık, oradaki özlem, oradaki başka bir şey. Başka bir yere getiriyor. Ya normal hayatta mesela bu çocuklar çıkınca bu görüntüyü izleyecekler, gülecekler. Ya ulan biz ne yapmışız, ne üzerine ne kavga etmişiz diyecekler. Normal. Veya diğer arkadaşlar da öyle. Hikmet çıkacak falan, bakacak yani nelerden nelere kızmış, nelere etmiş falan. Hepsi gülecekler aslında bunları. Çünkü oraya giriyorsun, fanusun içerisindesin, bir akvaryumdasın ve bir şeyler yaşıyorsun. Sonra normal hayatına dönüyorsun, normal kişiliğine dönüyorsun, başka bir şey yaşıyorsun. Orayı yaşamayan için bunları algılamak zor, biz daha net algılayabiliyoruz. Ben ikisinin duygusallaştığını ve hani birbirlerinin hakkını yediklerini falan düşünüyorum bazen. Yani şimdi mesela Yusuf davasında haklı çünkü kırılmış. Daha az vakit geçirmeye başlamış Atakan'la. Çünkü oraya gelmiş, beraber hareket etmişler. Ama bir anda bir dalaka mevzusu olmuş. Ondan sonra bir telefon konuşması geçmiş. Ve Yusuf bundan ister istemez darılmış. Atakan da dediğiniz gibi kendini çok iyi ifade edemediği için. Orada da yine böyle alçalmaları, yükselmeleri var. Gerçekten de psikolojik olarak şu an Atakan biraz zayıflamış durumda. Bunu artık hepimiz kabul etmeliyiz. Atakan'ın yani pozisyonunda biraz zayıflama var. Onun böyle bir toparlanması gerekiyor. Onu da toparlayacak en yakın arkadaşı Yusuf. Yusuf da ona karşı böyle tepkiyle gelince çocuk dağılıyor, iyice dağılıyor. Zaten dediğin gibi yani her şeyden dağılabilen, yani Bora'nın aa diye bağırmasından bile tepkiyle çıkan bir çocuk. Bir de en yakın arkadaşı Yusuf ona böyle bir bayrak açınca ister istemez bu duruma düşüyor. Üzücü yani, gerçekten üzücü ama orada olmayan bunu anlayamayabilir. İlginç bir durum ama ben de üzüldüm yani bunu görünce. Ama en yakın zamanda toparlarlar gibi geliyor. Bence bu iyi oldu, bu kavga aslında ikisi için. Yani en azından eteklerindeki taşları döktüler. Bu arkadaşlığın kolay biteceğini düşünmüyorum. Bu daha da sağlamlaştıracaktır, aynen, bu arkadaşlığı. Kesinlikle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani gelinmemesi gereken nokta bence. Yusuf buraya geleceğini tahmin etmedi bence. Ben böyle bir şey duydum. Sen ne diyorsun? Ben senden bunu beklerdim. O da buna yorum yapacaktı. Asıl gelinecek nokta sadece buydu. Sonra ufak bir soğukluk olur. Sonra tekrar başlar. Burada ama kavgada Atakan'ın birkaç tane böyle söylediği şey var. İşte artık gidersin şampiyonluğa gibi şeyler. Asıl bence Yusuf'u rahatsız eden şeyler bunlar. Yani sanki şey gibi, Yusuf'un derdi şampiyonluk, bu şampiyonluk için bir şeyler yapıyor gibi. Öyle bir düşünceye kapılmış. Çünkü hatta o cümleden sonra Yusuf sana yazıklar olsun dedi. Yani Yusuf'un kızdığı bu aslında. Bu gelip geçiciydi ama o şu an söylediği şeyler... Hatta buraya not da aldım. Ben artık gidersin şampiyonluğa falan filan muhabbetleri. O bence Yusuf'u çok etkiledi. Hı hı. O söylenmemesi gereken. Ben ne söyledi? Bunu bilerek böyle görmek istiyorsun. Bence böyle yapmak istiyorsun diye bir şey söyledi Atakan Yusuf'a. Hani benden ayrılmak mı istiyor şampiyonluk yolunda, böyle bir düşüncelere kapılmış. Halbuki Yusuf'un böyle bir düşüncesi yok. Olsa zaten baştan beri ikili gitmez. Arkadaş olarak gitmez. Tek başına yol alırdı. Bu kavga değil ama bu sözlerin Yusuf'u biraz böyle kafasında soru işareti yaratacağını düşünüyorum. Bence ne var biliyor musun? Şimdi eğer sen çok duygusalsan, ki Survivor'da hepimiz de duygusallaşıyoruz ekstra, doğru. Fakat bu kadar duygusal olan ve bu kadar alıngan olan birisinin o zaman en yakın arkadaşına daha hassas davranıyor olması gerekmez miydi bu kadar ihmal edeceğine? Yani sen Yusuf'u kaybettiğinde ne kadar üzüleceğini görebildik. O zaman demek oluyor ki sen daha hassas davranman lazım en yakınına. Ailem dediğin kişiye. Evet işte kişiye... dedim ya demin. Yusuf'ta da oturmayan bu. Onun da kafasına oturmayan bu. Hani Atakan ne kadar çok sevdiğini hep dile getiriyor. Ama ada birleştiğinden beri aslında daha çok Dalaga ile beraber olan bir Atakan olduğu için Yusuf'ta oturmuyor bunlar.
Ya bilmiyorum ama bence Atakan'ın psikolojisi iyi değil. Şimdi orada psikolojik açıdan kendini kötü hissedebilirsin. En yakınına gidersin. Kendini düzeltebilmek için, motive olabilmek için ondan destek görürsün. Ya da oturur beraber ağlarsın derdine. Ama ben Atakan'da o zaman biraz daha mı bireysellik oluyor? Şimdi takımlar birleştikten sonra senin en yakın ailem dediğin insanı bırakıp o zaman Dalakay'la beraber bir vakit geçirmeye başlıyorsan, bir derdin olduğu zaman da ağlayabileceğin insan aslında Yusuf'ken sen başka yerlerdeysen, o zaman bu durumda da olmaması lazım. Psikolojisi iyi değilse, bak, toparlanabilmesi için. Ben 3 kere gittim. Siz 2'şer kere gittiniz. İhsan da 1 kere gitti Survivor'a. Ben duygusal bir insanımdır. Tamam, oranın koşulları insanda zafiyet yapar da, abi bu ne ya bu kadar? Yani Yusuf'la Atakan, yani bu kadar duygusallaşacak, aralarındaki iletişimi bu kadar böyle uç noktalarda yaşayacak ne var? Ben seyirci olarak güçlü görmek istiyorum, evet, ya. Bunun adı Survivor, hayatta kalmak ya. Vallahi bak, hani Yusuf'u biraz daha ayırıyorum. Onun da alındığı noktalar var. Yusuf da biraz böyle şey, hani sanki sevgilisiyle ayrılıyor gibi böyle bir konuşma yapıyor ama Atakan'ın bu halleri bana çok zayıf geliyor yani. Kimse yanlış anlamasın. Ben dün izlerken gerçekten güldüm ya. Ya yanlış anlamayın abi. Böyle Survivor nasıl olunur ya? Ben 3 kere gittim diyorum ya. Böyle bir tane kişi, kimseyi görmedim. Bak, Atakan gibi hareket eden etrafımdan 70-80 tane Survivor geçti. Bu kadar aşırı duygusal, bu kadar yüksek duygularda yaşayan ama bir yandan o duygularda Yusuf'u ihmal eden birini görmedim. Yani Atakan ne yapmaya çalışıyor ben anlamıyorum. Adnan abi, oradan bana böyle gülüp bir şeyler söylemek istiyorsun. Allah aşkına söyle, merak ediyorum. Atakan duygusal bir çocuk. Annesi, ablası ve babasıyla yaşıyor. Ve onlardan fazla ayrılmamış. Biz kimle yaşıyoruz? Ayrılmamış. Yani duygusal. Herkes, ya Hakan Bey, herkesin yapısı farklı. Benim 4 tane abim var mesela. 2 tane ablam var. Onlara tartışıyorum. Kavgalar çünkü hepsi farklı farklı takımlara destekliyor. Aile arasında, kardeşler arasında bunlar olur. Atakan kardeşim dedi, abim dedi, ailem olarak gördü dedi. Sevgisini doruklarda yaşıyor. Gayet normal. İlgilenmemiş, sevgisini doruklarda şimdi, yaşıyor. Şöyle, şimdi o Sinan'ın, arkadaşı Sinan'ın talihsizce bir söyleminden sonra böyle bir husumet oluştu. Orada Atakan zaten zaman kısıtlı konuşurken, orada dedi ki Sinan, işte senin arkadaşın biz şey yapma. Tamam tamam dedi, annene babamla yemeğe git dedi. Oraya geçiştirdi. Yani gayet orada... tamam efendim. Böyle planlar yapacak bir çocuk değil bu. Yusuf'u gerçekten çok seviyor. Yani Yusuf biraz daha ılımlı ama Atakan duygusal. Yusuf'un yapısı farklı. Yani ikisinin gerçekten arkadaşı olması dışarıdan baksan zor dersin yani. Çünkü farklı karakterler. Ama orada bir elbili yani bir Hilmicem'in Murat gibi değil. Onların yapılar farklıydı. Yani Turabi Hilmicem farklı. Yani mesela sen git adaya, Atakan'la arkadaş olursun. Senin yapına benziyor. Ama bir Turabi gibi, bir Adem gibi, bir Atakan gibi değil bunlar. Eski Ogeda ile mesela Atakan aynı. Bu tip tarzı şeyler. Çünkü o kadar da çocuk arkadaşı zaten yani. Atakan'la alakam yok işte orada da. Atakan biraz duygularını fazla yaşıyor. Yani burada Yusuf biraz yanlış anladı Atakan'ı. Adalar birleşmeseydi bu arkadaşlık devam ederdi. Ama biraz da Dalakan'ın da ona ilgisinden dolayı biraz Yusuf baktı ki bu benden uzaklaştı. Aslında öyle bir şey yok, uzaklaşma. Aralarında böyle bir sürtüşme çıktı yani. Söylem oldu yani. Yoksa ya bunlar olur Hakan Bey arkadaşlar arasında. Arkadaşlar arasında olur ama işte dediğim gibi artık böyle o ona tükürüyor. O orada hani üzüntüsünden bayılıyor. Bak ne diyorum, ben Survivor izleyen biri olarak kuvvetli bir karakter görmek istiyorum karşımda. Burada bir aşırı yumuşak, aşırı duygusal bir durum var. Bana zafiyet ve zayıflık olarak geçiyor. Bunun aksini sen sabaha kadar konuşsan da ben gördüğümü söylerim. Aynı şey de olmuyor Hakan Bey. Herkes de aynı gücü şeyi bekleyemezsin. Bazısı kırgan olur, bazısı güçlü olur. Atakan da böyle. Biz böyle öyle seviyoruz. Biz onu finale kadar böyle taşıyacağız. Evet. Yani bir olay bu. Şimdi bu olayda Yusuf'la Atakan olayı teker teker değerlendiriyorlar. Neler demişler onları da izleyelim, ardından devam edeceğiz. Çok kırıldığım bir konu oldu. İletişim ödülünde arkadaşıyla konuşurken Atakan şöyle bir şey söyledi. Orada senin bizden başka dostun yok. Kimsenin altında kalma. Merak etme, ben zaten kimseye güvenmiyorum. Bir Yusuf var yanımda. Başka da kimse yok zaten. Böyle buna benzer bir cevap olsaydı hiçbir problem olmayacaktı. İki hafta boyunca bunu içimde yenmeye çalıştım. Dedim ki bir şekilde atlatayım bunu, atlatayım bunu, atlatayım bunu.
atlatamadım. Atlatamamamın en büyük sebebi de şu. Bu takımların ayrıldığından beri yalnız kaldım. Sürekli Atakan Dalakay'la beraber. Yani bir şey paylaşamıyorum ve göremiyorum yanımda. Bir uzak benden. Bunu anlamadım gerçekten. Şimdi böyle bir şeyle de karşılaşınca ister istemez içimdeki soru işaretini dün gece gittim. Yine Dalakay'la oturuyordu. 5 dakika yol yürüdüm sahilde. Çağırdım. Konuşmak istedim. Tek bir amaç doğrultusuna geldim. Bunca zaman duygu sömürüsü olmasın diye bir şey demedim. Ailem bana çok kızacak üzüldüğüm için ama benim tek amacım hayatta en değer verdiğim insan aileme, anneme böyle kalbine dokunup seninle gurur duyuyorum demesiydi. Bunu da o Yusuf'la beraber yapmak istedim. Ama aklımdan geçmeyecek bir şeyle karşılaştım. Algılayamıyorum. O iletişim ödülünde hiçbir insan evladı bana gelip de Yusuf'a güvenme diyemez. Bunu içinde biriktirmiş. Ne yaptı, ne düşündü, 15 gündür ne sakladı içinde, ne kurdu bilmiyorum. Hiç konuşacak bir şeyim kalmadı benim onunla. Ben bunları hak edecek insan değilim. Onu düşüneceği insan değilim. Ben şunu söyleyeceğim. Yalnızlıktan korkan biri değilim. Hala kırgınım. Kalbim kırık. Kolay kolay iyileşeceğini de düşünmüyorum. Dostluk çok ayrı bir şey. Güven çok ayrı bir şey. Güvenim kırıldı. Ve güven bence kırıldığı zaman çok zor toparlanan bir şey. Yine takımımda Atakan, eskiden kardeşim demişim ona. Evet bir olay yaşadık, bir problem yaşadık. Bu onu tamamen sildim anlamına gelmez. Yine her zaman yanında olurum. Ama şunu demek çok zor. Ama gerçekler her zaman acıdır. Ben artık yalnız bir adamım. Ve savaşımı artık yalnız devam edeceğim. Gerçekler her zaman acıdır. Ben artık yalnız bir adamım diyor Yusuf. Yorumlarınızı alayım Sema. Yani biz barışırlar diye bekliyoruz ki bence de barışırlar. Eskisi gibi olurlar mı hiç zannetmiyorum. Olmazlar. Çünkü zaten Atakan artık eskisi kadar yalnız değil. Yani sohbet etti, güldü, dertleşti ya da ne olursa olsun daha yakın hissettiği bir Katerina var. Katerina olduğu için de çok yalnız olmadığı için büyük ihtimalle eskisi gibi olamayacaklar. Ama ben Yusuf'u biraz kararlı görüyorum. Ben bu kararının bu olayla ilgilisi olmadığını, aynı zamanda bu olayın çıkardığı kavgada Atakan'ın sarf ettiği cümleler yüzünden olduğunu düşünüyorum bu saatten sonra. Damla, Dalakan'ın varlığı Atakan tarafında hani başta bir avantaj gibi gözükse de bir dezavantaja dönüşüyor olabilir mi şu an? Dalakan'ın varlığı mı? Hmm. Onunla beraber... Ya ben şöyle düşünüyorum. Dün izlerken neyi fark ettim biliyor musun? Şimdi Yusuf'la ikisi çok iyi bir arkadaşlık geçiriyorlardı. Evet, şu anda birbirlerinden kopmuş olabilirler. Bu tabii ki de üzücü bir durum. Ama daha öncesinde iletişim konusunda biz bunu yaşamıştık ve söylemiştik. Dedik ki eğer ki Atakan Yusuf'tan kopmak isterse bu Atakan'a eksi yazar, Yusuf'a da artı yazar diye. Bence eğer Yusuf tek başına devam ederse yine ona artı yazar. Ama Atakan'ın psikolojik açıdan kötü olduğunu dün çok net hissettik ve bunu gördük. Dolayısıyla sürekli Dalakan'ın ona yardım etmesi, yanına gidip konuşması sanki Dalakay'ı da aşağıya çekiyormuş gibi görünüyor. Sürekli birini teselli etmeye çalışıyorsun, onu ayağa kaldırmaya çalışıyorsun, doğru. Ama şimdi o savaşçı ruhu görmek istiyoruz ya biz Survivor'da, hani daha güçlü. Şimdi nasıl Survivor'da şampiyonlukta çok da erkekler genelde şampiyon oluyor. Hani kadın şampiyon çıkaramıyoruz, neden? Çünkü erkeklere mi acaba daha çok yakıştırıyorlar? O gücü, kuvveti, işte bağırmayı, onları mı acaba halk görmek istiyor diye. Şimdi dolayısıyla biz burada Atakan'ın bu zayıflığını gördüğümüzde de ona belki de bu şampiyonluğu yakıştıramıyoruz. Yani biz olarak söylüyorum. En azından bu benim fikrim. Anladım. Ve o yüzden de bilmiyorum. Şimdi Dalakan'ın da ona sürekli bir yardım etmesi, onunla bir vakit geçirmesi ister istemez de benim gözümde bu onu da aşağıya çekiyormuş gibi hissediyorum ben. İhsan, sen neler diyeceksin? Vallahi bir de sonrasında da bir konu vardı, ondan da bahsedelim. Konuya girelim zaten yavaş yavaş. Çünkü tacizler var. Hani ne oldu, konuyu geçiştiriyorsun diyenler yok arkadaşlar. Konuyu geçiştirmiyorum, birazdan geliyorum. Twitter'da dün akşam, dün gece bir şey var da onunla ilgili Atakan'ın elinde telefon ya da tablet tuttuğuyla ilgili iddialar var. Ben de Dominik'le iletişime geçtim. Görüntünün devamını birazdan isteyeceğim zaten. İstedim daha doğrusu, geldi bize. Elindekinin ne olduğunu birazdan göstereceğiz size. Neyse.
Bu konuyla ilgili de şunu söyleyeyim. Evet yani Atakan'ın görüntüsü zayıf. Zayıf bir görüntü veriyor şu an bize. Atakan'ın sevenlerini üzüyor bence. Çünkü Atakan'ın şampiyon olmasını isteyen eminim ki birçok insan var. Başta ailesi. Ama biraz daha güçlü bir karakter istiyoruz ya biz Survivor'da şampiyon. Biraz daha güçlü durması gerekiyor Atakan'ın. Atakan'ın nezdinde konuşuyorum. Yani bu şekilde giderse evet şampiyonluktan uzaklaştırır kendini. Biraz daha güçlü durması, toparlanması lazım. Ama dalga geçilecek, sosyal medyada veya buralarda üstüne gülünecek bir konu değil. Bu hepimizin, herkesin başına gelebilecek bir konu. Herkesin oraya evladı gidebilir ve böyle ruhsal çöküntüler de yaşayabilir. İnanılmaz da çöküş değil de değil ama yani belli ki bir psikolojik olarak bir sıkıntılı bir dönemden geçiyor şu an. Toparlaması lazım. Yusuf'un da bu dönemde onun karşısında değil de yanında olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ben o gün çok kızmıştım. 2 hafta önce yaptığım konuşmayı hatırlıyorum. Dışarıdan bağlanan arkadaşına sizin haddiniz değil. Survivor'a ne gerek var? Yok senin bizden başka arkadaşın yok. Yok dik dur kimsenin gölgesine kal. Böyle mesajlar verilmemeli. Survivor'da yarışan adamı sen böyle mesajlar verirsen oradaki şeyi bozmuş oluyorsun. Ya da bu kadar net vermeyeceksin. Dengeyi bozmuş oluyorsun. Peki biraz ben şey yap falan. Arkadaşının hatalı olduğunu düşünüyorum. O gün de eleştirmiştim. Bugün de eleştiriyorum ve eleştirimin ne kadar haklı olduğunu ben bugün görmüş oldum. Buradan dışarıdan müdahale edecek olan insanlara, aile zaten çok fazla karışmaz böyle şeylere girmez ama arkadaşlar özellikle haddinizi aşmamanız lazım arkadaşlar. Yarın öbür gün kim bağlanırsa Survivor'a hani belki Hikmet'in abisi de bağlanacak ne bileyim Bora'nın bir arkadaşı da bağlanacak ama bu şekilde müdahale etmemek lazım. Bırakın onlar orada yaşasınlar günahıyla sevabıyla zaten olacak yere varırlar. Gelelim mevzumuza. Dün gece işte galiba Yunan kanalında gösterilen belki de bizim kanalımızda da gösterilen bir şey var, bir görüntü var. Onun üzerine bir iddialar. Burada Atakan'ın elinde tuttuğu şeyle ilgili. Bir görelim görüntüleri. Seyircimiz de görsün. Evet. Evet şu an. Çok net burada zaten. Ses yok zaten. Çok net ki. Bak açıyor sonra. Arkadaşlar bakın. İddia ne burada İhsan? İddia önceki görüntü. İddia edilen görüntüyü gösterelim. Sadece görüntü gelen görüntüyü gösterebiliyor muyuz sayın reji? Sadece bu görüntü var. İddia edilen görüntüde şurada elinde bir parlama var, bir şey var. O elindeki parlayan ne diyorlar? Hani bunun bir tablet olduğu ile ilgili. İşte ondan sonra ağza alınmayacak sosyal medya laflar var. Ne oldu Acun Bey bilmem ne falan filan. Orada hiç kimsenin işi yok. Atakan'a millet tablet dağıtıyor, telefon dağıtıyor. Onlar da istediği şekilde konuşuyor gibi böyle bir iddialar. Survivor'da olmayacak olmamış. Bu şey gibi hani yemek olayından geçtik. Millete yemek veriliyordu diye bir iddia var ya. Şimdi artık millete tablet veriliyor iddiaları var. Şimdi arkadaşlar görüntünün devamını izleyelim. Bu çekilmiş bir görüntü. Bu yayınlanmayan kısımda. Bunu dün akşam Dominik'ten özel istedik. Bakın bu bir kitap. Kitap olduğunu zaten şu an bakın burada sayfaları gözüküyor. Bak bu birazdan bak dalaka açıyor. Bu kitap nereden geldi diye soracaklara. O görüntüyü de istedik. Bu kitap nereden geldi arkadaşlar? Rejimizden rica ediyoruz. O görüntüyü verebilir miyiz? Sesini de açalım. Sesini de açalım. Bize de verin. Aa bak en üstteki de Atakan'ın kitabı. Elde parlayan yeşil. Bekle. Bak biraz geri gelin. Ortamınızı çok değiştirecek bir ekip olarak hediyemiz var. Bir sürprizimiz var. Bu kitaplar herkese her yerde Kitap Vakfı'nın Nisan ayının 3. pazarında kutladığımız özel bir günü. Bak bu yeşil kitap da orada parlayan kitap. Sevgili Yusuf Güren'in fikri olan bu hediyemiz size ada şartlarında gerçekten çok terapi niteliğinde olacağına inanıyoruz. Terapi gibi geleceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu kitapları size hediye etmekten mutluluk duyuyorum. Çok iyi. Aranızda değiştirebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Mavisi de var. Evet, geçen sene de yapılmıştı bu. Bize dağıtılmıştı. Ya, bu görüntü niye yayınlanmıyor? Her görüntü yayınlanmıyor arkadaşlar. Zaten fark ediyorsunuz. Mesela Yunan kanalındaki görüntülerle Türk kanalındaki TV8'deki görüntüler bazen birbirini tutmuyor. Orada yayınlanan bir şey bizde yayınlanmıyor. Bizde yayınlanan bir şey orada yayınlanmıyor. Bu görüntüler çekiliyor. Yani 150 saatlik görüntü çekiliyor. Biz 5 saatini izliyoruz arkadaşlar. Öyle düşünmek lazım. Atakan da burada bakın bakın kitap açılıyor, kapanıyor. Elindeki ya dün geceden beri sosyal medyada tamam mı? Ya bana bile geldi. Ne oldu İhsan? Hadi bakalım bunun üzerine konuşabilecek miyim? Al konuşabiliyorum. Ya bu kadar komple teorisi üretmeyin ya. Survivor'da yemek verilmiyor arkadaşlar. Survivor'da telefon verilmiyor. Allah aşkına yani böyle yerlerden yakalamaya çalışmayın. Herkes adaletli eşit. Yani oradaki durum bu. İnsanların elinde kitap var. Ne yapacaklar? Bütün gün oturuyorlar. Bazı günler 2 gün boyunca oyun yap. Ne yapacak o insanlar? İşte her gün şey tavla mı oynayacaklar? Tavla yapmışlar. Kitap okuyacaklar bir şey. 150 gün geçiriyorlar adada ya. Ve insaf yani. İnsanlara kitap da verilsin değil mi?
Yok tablet mi varmış? Yok telefon mu varmış? Yok, aradan bilgi mi oluyormuş? PUBG oynuyormuş Atakan boş zamanlarında. Ya inanılmaz eleştiriler. Komiksiniz yani, tamam. Şimdi yani bu görüntüler inşallah o tweetleri sildirir yani. Veya artık kim ne yazmış mesajları. Bu Atakan'ı falan savunmak değil. Bu Survivor'ı savunmak. Projeyi savunmak. Bu benim görevim, tamam mı? Çünkü yani burada bu başkasının başına da gelseydi. Burada çünkü atılan iftira Atakan'a veya bir başkası değil. Burada atılan iftira direkt Acun Medya'ya atılıyor. Acun abilere atılıyor. TV8 kanalına atılıyor. Öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi burada bir kitap dağıtılmış. En doğal hakları insanların, hem de güzel bir günde. Bu görüntü de onun zaten ispatıdır. Lütfen böyle şeylere mahal vermeyelim. Lütfen Survivor olan güveninizi devam ettirin diyorum. Evet. Yani sizin. Dünyada en az kitap okunan ülkede kitap dağıtılması bu kadar şaşırtıcı olabilir. O yüzden kitap okunmasını biz de buradan şiddetle öneriyoruz efendim. Devam edelim. Yusuf'la Hikmet hakkında ne ceza verildiği açıklanıyor. O anları izleyelim. Ardından buradayız. Güzel bir ödül sizleri bekliyor. Takımlarla biraz konuşmak istiyorum ama öncesinde maalesef son ödül oyununda yaşanan bir gerginlik olmuştu Yusuf ve Hikmet arasında. Sıcağı sıcağına kamera kayıtlarına bakıldı ama daha sonra bu konu hakkında gerçekten uzunca bir toplantı yapıldı ekibimiz arasında. Doktor. Gel kardeşim, bana. Atakan şu anda kendini iyi hissetmediği için hemen doktorumuz kendisini karşıladı orada. Zannedersem tansiyon düşmesi yaşadı, başı dönüyordu. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Biraz sonra zaten Atakan'la ilgili de son durumu öğrenir, size bildiririm arkadaşlar. Yani böyle her şey üst üste geliyor. Tempo, sıcaklık, açlık. Yiyen takım da olsanız sonuçta bir öğün alıyorsunuz ve bunlar zaten her zaman için çok zor. Arkadaşlar hemen Atakan'ın durumundan gelelim ekibimizin vermiş olduğu karara. Dün yapılan toplantı sonucu Hikmet ve Yusuf'un arasında geçen gerginliğin sonucunda kamera kayıtlarına bakıldı. Çok ciddi bir şekilde incelendi ve görüntüler sonucu Hikmet ve Yusuf üçer oyunda oynamayacaklar ve üçer ödülden de faydalanamayacaklar. Ayrıca bu iki yarışmacımız herhangi bir şekilde tansiyonun yükselmesine sebebiyet verebilecek bir durumun karşısında gerçekten ekibimiz hiç istemediği şekilde kararlar almak zorunda olacak. Özellikle bu iki isim için ki bu da hiçbirimizin istemediği bir durum. Bir daha bu olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Bir arkadaşımız eksik ve bence Survivor'ın en iyi yarışmacısı. Hikmet'i o takımdan yenme ihtimalleri hani çok az. Ama Yusuf'u bu takımdan bir sürü arkadaşımız yenebiliyor. O yüzden biz daha dezavantajlıyız. Ama bugün onun için de yarışacağız. Gerçekten Hikmet performans olarak iyi bir yarışmacı. Yani bizim takımımıza bayağı bir büyük katkısı var. Bugün oynamayacak ama bizim erkekler de çok iyi. Ellerinden gelen en iyisini yapacağına inanıyorum. Çok iyi moralli geldik şu an. Kazanacağımıza inanıyorum ben. Benim kararımca bu hale gelmemizin en büyük sebebi buradaki duygularımızı en uç noktada yaşamamızın sebebi günden güne artan zorlaşan koşullar. Tabii acısıyla tatlısıyla güzel. Arada bir güzelliklerde, güzel günlerde geçiriyoruz. Ki Birleşme Partisi bunun en büyük, en yegane örneği. Fakat bazen bu şekilde özlemden kaynaklı, şartlardan, koşullardan kaynaklı bunu yaşayabiliyoruz. İnanıyorum ki zamanla çözülecek. Zaman her şeyin ilacıdır, çözümüdür. Birazcık daha farkındalık sahibi ve otokontrol sahibi olmalıyız. Ben de kendimi eleştiriyorum bu konuda. Είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Και οι δύο παίκτες, και ο Χικμέτ και ο Γιουσούφ, είναι απαράδεκτοι. Ελπίζω να αλλάξουν μέσα στο μυαλό τους τον τρόπο που σκέφτονται και ότι πρέπει να υπάρχει πάνω απ' όλο σεβασμός και όλα τα άλλα περισσεύουν. Evet, seremoninde Atakan el işaretiyle başının döndüğünü söylüyor. Bir fenalaşması söz konusu. Sonra Dalakale, Dimitra bir de Emre onu doktora doğru götürüyorlar.
Burada dikkat çeken şey özellikle Bora'nın mimikleri. Neler söyleyeceksiniz? Siz yorumlayın. Damla. Yani üzücü tabii. Şimdi birisi böyle bir rahatsızlık yaşıyor diye ya da gerçekten bu psikolojik de olabilir. Oradaki sıcaklıktan da olabilir. İnandırıcı gelmiyor mu Bora'ya? Ondan mı yapıyor sence? Yani olabilir. Zaten aralarında güzel bir enerji yok. O yüzden de hep negatif ilerledikleri için birbirlerine karşı. Birbirlerine inanmayabilirler. Atakan için de geçerli. Bu Bora için de geçerli. Ama yine de ne olursa olsun söz konusu sağlık olduktan sonra bu tarz mimikler, yüz ifadeler çok da hoş durmuyor. Yani karşındaki insanı sevmeyebilirsin. Onun davranışları senin için güzel gelmeyebilir. Onunla rakip olabilirsin. Dışarıda da anlaşamayacak olabilirsin. Ama yine de söz konusu dediğim gibi sağlık olunca bu tarz hareketlere çok da gerek yok. Evet. Seva, sen neler söyleyeceksin? Önce bu olayı konuşalım, sonra cezayı ayrıca değerlendireceğiz. Yani bu olayda Damla'nın dediği gibi hani çok sevmediğin insanlar bile olsa orada yarın bir gün sakatlandığı zaman önce sen koşuyorsun. Orası çünkü herkesin gerçekten muhtaç olduğu bir yer. Hele sağlığında bir sıkıntı varsa ne olursa olsun bundan rahatsız olmuş olabilirsin. İnanmamış olabilirsin. İnanıp hoşuna gitmiş olabilir. Her şey olmuş olabilir. Ne kadar iyi insan olursan ol ya da ne kadar kötü insan olursan ol bu tepkiyi vermemek lazım. Biz bunun için mesela Sude'ye de kızmıştık birçok konuda. Bu tepkiyi vermemesi lazım. Sıkılmış olabilir. Yani şey var orada hani kabak tadı verdin iması var ama bu sonuçta sağlık. Sen sıkılsan da sıkılmasan da her şey olabilir orada. Evet. Peki cezaya geçelim İhsan. Şimdi Acun abi ekibi topluyor. Bir karar alınıyor. Karar da şu şekilde. Üçer maça çıkmayacaklar. Üçer ödülden de yararlanamayacaklar. Bu üçer ödül şöyle oluyor. Takımın kazandığı üçer ödül. Ki bundan sonra ödüller de çok büyüyor. Belki burada gerçekten tüh diyeceği birkaç ödül var. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Ve takımlarda Hikmet'in ve Yusuf'un yokluğu 3 maç bile olsa nelere sebep olur? Bunu arkadaşları fırsat bilir mi? Bir de bundan sonrası için bu ikili arasında bunun bir sarı kart olduğunu düşünürsek aynen, biraz sular durulur mu? Bir kere yani cezalardan da öte bundan sonra ciddi anlamda sarı kartlı gezecekler yarışmacılar. Hani bir uyarıldılar ve bundan sonraki ilk hareketlerinde topun ağzındalar. Onu biliyorlar en azından. Onu bilerek hareket edecekler. Cezaların 3 maç ve 3 ödül olması gayet normal. Yani 5 de olabilirdi. Hani ben biraz gaddarım belki de ama o zaman da çok serverden kopuk olacaklardı. Ama ders çıkaracakları ceza almaları yeterli. Eğer Hikmet sadece kafasını şeyi çıkartıp atsaydı Hikmet daha az ceza alırdı. Hikmet'in ondan sonra bir daha devam eden bir hamlesi olduğu için bence Yusuf aynı cezayı alıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Eğer Hikmet o tepkiyi vermeseydi Yusuf ceza alır mıydı yine de? Alırdı. Tabii. Bence almayabilirdi. Hikmet diyecekti. Ha, Hikmet orada çıkarıp yere koysa hiçbir şey olay demese küçülecekti. Bence Yusuf ceza almazdı çünkü olay küçülecekti. Yok. Aynen öyle. Peki akşamki anlat bakalım da bil bakalım da yoklardı ya bu da cezanın bir parçasıydı değil mi? Bir oyun onu bitmiş mi? Herhalde öyle. Onu herhalde öyle. Yoklardı çünkü. Ben cezaları normal karşılıyorum. Ama önemli olan onların ders çıkarması ve hatta diğerlerinin de ders çıkarması. Yani adadaki herkesin bu konudan ders çıkarması. Biraz daha artık tahriklere fazla izin verilmemesi. Çünkü iş biraz fazla gerginleşti. Hani normal sınırı biraz o şeyi sınırı biraz daha aşağı çekebiliriz. Daha az tahrik etmeleri lazım birbirlerine. Hı-hı. Ve böyle şeylere çok fazla gelmemeleri lazım. Peki arkadaşlar, şimdi bu hafta dokunulmazlık oyunu var. Ve biliyorsun Hikmet genelde takımda 3'te 3, 3'te 2 yapan bir yarışmacı. Şimdi beyaz takım kaybederse beyaz takımdan Türklerden biri gidecek. Evet. Böyle bir durumda Hikmet'in olmaması beyaz takımın kaybetmesine neden olur mu? Olabilir. Eğer öyle bir şey olursa burada potaya girenler ya da herhangi bir olayda Hikmet birilerini potaya soktuğu zaman kardeşim hem oynamıyorsun orada şey yapıyorsun diyemez, gibi bir şey diyebilirler mi? Yoksa bugüne kadar kredileri mi? Zaten Hikmet yani bugüne kadar kazandığı oyunlarla o takımları bir yere kadar taşımış. Şimdi beyaz takımda da yani az bir zamanda da çok ciddi ödüller yedirmiş. Yani şimdi Hikmet'e bakıyorsun bir haftada 17'de 15'te geçmiş. Yani hem en çok oyuna çıkıp hem de en çok oyun kazanan. Ya iki kere yenildiği hafta olmuş ya. İnanılmaz bir performans. Kalkıp da oradan bu saatten sonra biri yazılacak diye Hikmet senin yüzünden yazıyorum derse yuh derim yani. Hani kimse Hikmet yüzünden yazılıyor olmaz. Zaten Hikmet buraya kadar taşımış. Şimdi Yusuf yani Seda'nın anlattığı gibi evet Hikmet çok başarılı. Hikmet bir eksik ama Yusuf da eksik. Yani Yusuf da o kadar başarısız biri değil. Sadece Hikmet'e karşı şansı tutmayan veya hani şeyi tutmayan, enerjisi tutmayan biri. Diğer çıktığı yarışmaların çoğunu kazanan bir yarışmacı Yusuf da. İkisi de aslında dezavantajlı. Ama ikisini kefeye koyduğun zaman hangisinin varlığı yokluğu dersen evet beyaz takım bir tık daha dezavantajlı gibi geliyor bana. Çünkü Hikmet aynı zamanda best of'u olan, soğukkanlı olan bir yarışmacı. Hikmet'in
ceza alması beyaz takımı daha çok etkileyecek bence. Damla, peki futbolda da şöyle bir şey vardır. İzliyorsun eminim de İhsan'dan bak nereye geldi. Hayır, futbolda sarı kartlı futbolcuların biraz daha üzerine oynarlar. Ya da baskette 4 faulün üzerine oynarlar ki 5. faul alsa oyundan çıksın diye. Şimdi burada ikisi uyarı aldığı için böyle biraz daha tahriye açık olan yarışmacılar Yusuf'un ya da Hikmet'in üzerine ya da ikisi birbirinin üzerine biraz daha gidebilir mi sence? Bence kimse kimsenin üstüne gitmez bu saatten sonra. Çünkü herkesin orada hedefi şampiyonluk. Ciddi, ve güzel, evet, güzel bir yere de geldiler birleşme partisinden sonra. Çok az bir zaman kaldı. Ve bu saatten sonra da birbirlerine karşı bir tahrik edici harekette bulunacaklarını düşünmüyorum. Evet. Yani ne olursa olsun oyun kazanılır, kaybedilir ama yine de daha kontrollü olurlar. Evet. Bugünün de sonuna geldik. Evet, bitiriyoruz. Atakan'la Bora kavgasında yarın konuşacağız. Herkese teşekkür ederiz Cengiz'ciğim, özellikle sana. Efendim yarın saat 11'de tekrar TV8'de Survivor Panorama ile karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.